Ajansı'nda stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Selahattin Kınalı ve Mehmet Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum. Hoş Nasılsınız? bulduk, iyi haftalar. Şöyle başlayalım Ezgi, bizi izleyenlere selam edelim önce. Hafta çok iyi başlamadı. Meslektaşımız Erzen Güven'i kaybettik. Evet, Biraz Allah rahmet eylesin. Oldu. Namık Sevik ekolünün, Namık Sevin yeğeni olurdu kendisi sevip bir Ekol spor medyasında onun okulundan yetişenlerden ve kendine özgü bir kalemi vardı. Ee, günlük hayata dair yorumları, eleştirileri, düşüncelerini katılmadıklarımız elbette olurdu ama bu kendine özgü bir kalemdi. Erken bir kayıp oldu. Kesinlikle. Şu an şu şu sıralarda Şakir'in camiinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Rahmeti bol, hatırası daim olsun diyelim. Ahmet Çakır abiden evet. sonra bir güzel adamı daha kaybettik. Öyle bir anlam istedim onu. Yani hayatta, Hayatımız. günlük hayatta yaşarken aynı düşünceleri paylaşmadığımız insanların da bir değerleri, değeri olduğunu e, unutmayıp, iyi dileklerimizi arkalarından e, söyleyelim diye bunu en başa aldım. Ama iyi de bir şey olmadı tabii sonuçta ölüm. İnsanın büyük çaresizliği, en büyük yenilgisi ama o da başucumuzda dönüp doluyor, duruyor. Zamanlı ve sıralı ölüm dileyelim herkes için. Amin. Evet sen de bir iki cümle belki etmek istersin. Ercan, güvenim milliyetteki yazılarını zaten e, biliyorum. Ahmet Çakır'a da şöyle bir parantez açayım Selahattin abi. Senin yanında böyle kitap okumakla ilgili ahkam kesmeyeyim ama okuduğum ilk futbol kitabı Ahmet Çakır imzalıydı. Galatasaray futbol tarihi. En azından Hı. beni bu mesleği itenlerden biri belki de. Tekrar ikisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet ikisi de önemli meslek büyüklerimiz gerçekten Allah'tan rahmet dileyelim. Sevenlerine ailesine de sabırlar dileyelim. Bu şekilde başlamış olalım ve şimdi Süper Lig'de 6. hafta heyecanını yaşıyoruz değerli izleyenler. Ve düne giderek başlayalım istiyorum. Beşiktaş'la başlayacağız. İka Seyip Spor'la karşılaştı. Siyah beyazlılar ve mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. E penaltı kararları var. Bunları birazdan değerlendireceğiz ama özellikle Trabzonspor maçından sonra evinde bu karşılaşmayı kazanmak Beşiktaş'ın yola devamı açısından çok önemliydi. Kritik bir karşılaşmaydı. E, Selahattin Kınal'a hemen size dönmek isterim. Bu karşılaşmayı, bu galibiyeti şöyle bir genel değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Yani lig yarışında herhangi bir kayıp sonrası oynanan oyunun önemi artıyor, stresi de artıyor. Evet. Ve iyi görünmüyor ama ligin en pahalı 6. 7. kadrolarından biri iyi bir takım kurdu yani. Ve e, Arda Hoca da öne oynatıyor. Hani bir puana evet, evet, yaslanayım, bir puanı cebime koyayım. İşte Beşiktaş büyük rakip öyle bir oyun oynatmıyor. O yüzden Beşiktaş'ın e bence hocanın beklediği kadar Van Bronckhorst bunun farkında tabii ama taraftarın beklemediği kadar zor bir oyun oldu. E son dakikada gelen tartışmalı bir penaltıyla kazanıldı oyun. E bence yani ilk gördüğüm anda kesin penaltı dedim ama tekrarına bakınca alakası yokmuş bana göre. Hı hı. Ama tabii bu şey değil. Beşiktaş'ın vermediği penaltıları da var bu arada hakemin. Yani o şeyde de Paulist'e yani adam aldı, kündeyle indirdi indi, Gökcü'mende 3 puan maç biter yani. Buna rağmen son dakikada gelen tartışmalı penaltıya rağmen Beşiktaş'ın hak ettiği bir oyun oldu. Eyüp de oyundan hiçbir zaman düşmedi. Eyüp'ü de şöyle alkışlamak lazım. Futbol bir temaşa, tribüne gelen işte 40-50 bin taraftar var. Onlara verdikleri paranın boşa gitmediği duygusunu hissettiriyor. Şimdi taraftar oyunu izlerken elbette kendi takımı zorlanınca o da zorlanıyor ama içten içe de karşı takıma, rakibe de saygı duyarsın. E, o anlamda Eyüp saygı uyandıran bir oyun oynadı. Zaten bu haftaya kadar da öyle oynuyordu. Bu hafta da o oyun oynadı ama sonuçta karşılığında Beşiktaş var. E, Rafa Silva gibi bir sihirbaz var. E, Semih e, gibi kenardan girdiğinde oyunu etkileyecek bir oyuncusu var. Semi yani penaltı tartışmalı al ama Semi oyunu et, de, değiştirdi yani etkisi oldu. Ve Beşiktaş'ın bazı oyuncularının beklenenin altında kaldığı bir oyun oldu. Şimdi ben Jetson'dan biraz daha aktif Hı. bir oyun bekliyordum. Ama buna rağmen işte bu haftalarda ligin başlangıç haftaları e, rakiplerden biri dolu dizgin giderken e, bir puan kaybı daha moralmen e, bir motivasyon kaybı neden olabilirdi. Ona izin vermedi Beşiktaş. Hak ettiği bir galibiyet aldı bunu rahatça söyleyebiliriz. Peki Mehmet? İşin psikolojik boyutunu şöyle detaylandıralım. Beşiktaş 6 haftalık periyotta bir haftayı bay geçti. Doğal olarak bir maç eksiği var ve olası bir puan kaybında. Galatasaray'la arasındaki puan farkı bayağı açılacaktı. Ve ne olursa olsun Ezgi Lig'in başı bile olsa ben her zaman Beşiktaş şu an tüm maçlarını kazandığı senaryoda şampiyon mu? Şampiyon yani işin Kaderin o boyutu önemli. Dedi. Tabii kaderini kendi belirleyecek. Ve Trabzon maçı 2 puan kaybı. Normalde Trabzonspor Spor deplasmanı artı bir puan yazılır mı? Rakibiniz 90-10 kişi oynadığında uzatmalarla birlikte ve Uğurcan maçın yıldızı olduğunda Beşiktaş adına eksi 2 puandı Trabzon Deplasmanı. Eyüp maçı için şunu söyleyeyim Eyüp Spor maçın başı net şekilde kaleci farkı skoru 1-0'a getirdi. Özellikle Tiam'ın pozisyonu maçın başında Mert'in çıkardı Sainz'ın ki yine çıkabilecek bir top ama iki tane net fırsatı vardı. Tam tersi Raşista'nın golünü de bence Berke'ydi. Mert yemezdi. Top, evet, güzel biraz vurdu be. Güzel vurdu. Köşeye gitti ama ha, pek daha iyi kapattı. Ama Mert net bir şekilde mücadeleye damga vurdu. Tabii, çünkü 3 net kurtarışı şimdi var. Şimdi maçın başı Beşiktaş bir sürene geçti kaleci farkıyla diyorum. Evet, Raşisa'nın şutunu da teslim edelim. Ee, i̇yi bir şutu ama ne olursa olsun bence bir kayıcın kapatması. Sonrasında belki iyi maç çıkarttı. Ona hiç itirazım yok. Yan toplarda Beşiktaş bayağı duran topta kullandı. 1-1 bir bir sonrası da Tiam'ın pozisyonu kaçacak pozisyon değil. Hı hı. Hem Tiam orada Ama vurşan Mert'te. Ama dışarı gidiyor biliyor musun? Mert'in kurtardığı top. Hiç dokunmasın dışarı. Tiam Tiam kaçırmadı o pozisyonu. Kimse ona değinmedi. Dün akşam çok dikkatli baktım. Bir açıyı kurdum. Hiç dokunmasalar da dışarı gidiyor. Ama iyi pozisyon. 1-1 bir 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 sonrası. Tabii. Burada tabii Arda Turan'ın şöyle hakkını teslim edeceğiz. Caner Erkin örneği. Caner Erkin özel bir sol bekti. Hatta Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunun bence kahramanıydı. Hani bir şampiyonluk sol beki hatırlanır mı dersen. Ben Fenerbahçe'nin son şampiyonu Caner Erkin derim ama ondan sonra biraz günümüz futbol gerçeklerinin uzaklaştı Caner. Ee, savunmayı çok ön plan atmadı ve çok amiyane bile dandun oynamaya başlamıştı. Arda Turan tedir sahasında Caner bile gayet pas oyunu oynamaya çalışıyor. Bu çok önemli. Yani bir bir sonrası bile panik yapmayıp ayağa paslarla hatta iki bir sonrası da panik yapmadı Eyüp Spor bakarsak. Bu hakikaten bir hoca dokunuşunu bize gösteriyor. Yani Arda Turan'ın Boşun Atletico Madrid'de, Barcelona'da o antrenmanları yemediğini anlıyoruz. İşin o antrenman çalışma metodunda bayağı kafa yormuş. Bir de şöyle tebrik edeyim Arda Turan'ı. Demin Selahattin abi söyledi, ekonomik gücü var Eyüp Spor'un ama... ...öyle ya da böyle ilk 11'in yarısı hala geçen sezonki oyunculardan. yani Arda Turan pek hala sil baştan bir kadro oluşturabilirdi. Dünkü kadroda Berkes'i, Klaros'u, Robin Yalçın, Ahmet Kutucu. Caner hep geçen sezondan kalma oyuncular. Bu yapılması gereken, yani harmanı nasıl yaptınız... Tiam gibi, Mitcho gibi, Emre Akkova gibi oyuncularla gayet orayı seviye atlatabilirsiniz. Eyüp Spor kalıcı olacak. Trabzonspor'a karşı da gösterdi bu oyununu. Beşiktaş'a e karşı da bu güzeldi. Beşiktaş açısından bence sahanın kötüsü de ama 90. dakikada 90 artı 3'te o penaltı atışını çok yani falka vuruşu yaptı. çok güzel penaltı vuruşu. Ayaklar titreyebilir sonuçta. futbolun gerçeği kimler penaltı kaçırıyor görüyoruz. E ee, beğenmedim ama onun dışı Semi oyuna girdikten sonra penaltısı dışında bir tane çaprazdan pozisyonu var. Hareket getirdi. Ee, bunu görebiliyoruz. 5 ee, 1-0'ın beş, e, ardından Beşiktaş'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Orada da Raşit'i tebrik etmek istiyorum. Çoğu oyuncu orada ilk golü atmanın verdiği motivasyonla, coşkuyla direkt kaleyi düşünürdü. Tam tersine Immobile'ye e, asist yapmayı tercih etti. Aslında Raşit orada şut da deneyebilirdi. Rafa Silva'nın başlattığı hata söylüyorum. 2-0 yapabilirdi Beşiktaş. 2-0 yapsa bambaşka bir maç izlerdik. 1-0'da kaldı oyun. Ee, sonrasında ikinci yarı penaltıyla 1-1'e bir geldi. Güzel maçtı. Ee, 90 3 diyoruz ama penaltı sanki 89-90 gibi kazanıldı Ezgi orada biraz. Evet evet. Varım monitöründe. Yani evet kullanılması, Şunu atılması. demek istiyorum yani Beşiktaş'ın o penaltı olmasa da uzatmada e, maçı çevirme şansı vardı. Onu da söyleyelim hani. E, Eyüp Spor'da e, güzel karakterli futbol oynadı bu özlemişiz bunu Arda Turan'ı bu yüzden tebrik ediyorum açıkçası. Bu arada Beşiktaş cephesinden şöyle de bakabiliriz belki bugüne kadar yani bu haftaya kadar genelde kapanan veya savunmayı önceleyen takımlarla karşılaştık ki Trabzonspor da buna dahildi. İlk defa bu kadar önde basan ve bu kadar hücumu düşünen bir takım karşısında aslında Beşiktaş'ta da farklı bir rakiple oynayıp bocaladı zaman zaman diyebilir miyiz Selahattin Kınalı? Çünkü Rafa Silva dışında ee, ...çok fazla reaksiyon gösteren ve orada orta saha e, dengesini kurabilen bir oyuncu olmadı Beşiktaş'ta. Zaman zaman söyleniyor. Ee... Bir de Silva'ya çok iş düşmeye başladı artık yani biraz daha yardımcı olunmalı mı acaba ona? Kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşıyor Beşiktaş. Hı hı. Mesela kenardan kullanabileceği adamlardan biri Muci. Hocanın açıklamalarından anlıyoruz ki e, çalışmalarda yeteri kadar e, gayret göstermediği için hoca kadroya almamış onu. Yani bir kadro derinliği sorunu Orada var. Orada şöyle itiraz edeyim Selahattin baraya araya girdim. Kulübedeki iki yabancı Endur ve Onana. Aynı profil bakarsan yani daha altı buçuk numara diyebileceğimiz oyuncular yani o yüzden ben biraz işin başka boyutlar olduğunu düşünüyorum hani i̇şte, Trabzon'da verdiği şansı kullanamaması bence. Hı. İşte hoca da onu söyledi zaten yani senin dediğini söyledi aslında hocalar o kadar söylerler oyuncular için. O sorun Beşiktaş'ı biraz zorlayacak mesela Rafa Silva'ya bir şey olursa ne olacak ki? Evet. Dün de bir kötü bir faule maruz kaldı. Ee, benim de içim acıyor yani hani oyun... Bu arada evet Feyyaz Futbol... Uçar biraz hakkı çıkmaya başladı yani her maçta çok Futbolu ciddi fauller çok yapılıyor. S sertlik gibi. olacaktır ama topa olmalı sertlik. Oyuncuya yönelik oyuncu. <laughs> olmamalı. Ee, o çocuğa bir şey olursa Beşiktaş'ın e, çok kötü durumlara düşeceğini düşünmüyorum. Ben Jetson Fernandez'in sorumluluk aldığında e, ondan daha az işleri üreteceğini düşünmüyorum. Tabii ki klas farkı var ama ve üretkenlik ve enerji bakımından da Jetson ligin önemli adamlarından biri. Dün kötü bir günündeydi olabilir. Ama Beşiktaş'ın bir sıkıntı yaşayacağı e, görünüyor bugünden de. Çünkü iki tane görece iki zor maç oynadı. Biri Trabzon deplasmanı, hı hı. işte bir de Eyüp maçı. İşte Trabzon deplasmanında Uğurcan'a takıldı. Burada son dakika penalsıyla kazandı. E, demek ki hoca da farkında. açıklamalardan anlıyoruz Van Broekhorst'un. E, daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyor. Ee, akışkanlık sorununu ritmini bulduğunda Beşiktaş aşıyor. pozisyonlara kolayca üretiyor ama arka tarafta da sorun var. Trabzon maçında bir orta geldi gol oldu unutmayın. Hı hı. Ben hala Beşiktaş'ın e, ideal e, stoper tandemini bulduğuna e, inanamıyorum. Yani Neden? inanmak isterim ama. Bu Dokai Paulista ikilisi yetersiz. Ne gördük ki? Bir şey görmedik. E, yeterli olduklarını söylemek için de henüz erken. Bütün mometiyam çok zorladı Selahattin bir abi. Yedeği yok hala. O yüzden Beşiktaş eğer e, bir yerde okudum eğer yukarı ile arası çok açılmazsa e, bir Beşiktaş'ta yetkilinin sözleri diye okudum. Yanlış okulmuş olabilirim yani yanlış hatırlıyorsam da izleyine dinleyenler affetsin. Aramız çok açılmazsa devre iki takviye daha düşünüyoruz. Hı hı. Eğer beşi takviye düşünüyorsa birisi kesinlikle stoper edir diye düşünüyorum. Diğeri ben de. neresi olmalı? Yani o hoca 800 numarayı düşünebilir, stand for onu bilemem. Yani kadro içinden de çözüm bulabilir ama kadro içinden de stoper çözümü yok mesela. Net işte bekao gibi gelse bekao'yu unutma. Yok Selahattin şey. abi izinle bu şu örneği vermek istiyorum şimdi Galatasaray üst üste 3 maç kazandı. Rize 5-0 Gaziantep 3-0 Kadıköy'de Fenerbahçe 3-1. Evet goller atıldı ama bence takımın çeyresini net değiştiren oyuncu Vinson Sanchez. Kesinlikle. Yani Dönüşü sağındaki Kaan Ayhan'ın da idare ediyor. Solundaki Abdülkerim de kendine geldi. Muslera da rahatlattı. Libero gibi gayet yani Muslera artı bir pas opsiyonu oluyor Sanchez'le birlikte sürekli tabii, birlikte tabii. oynuyor yani bakmadım Ezgi ama Kadıköy'deki maçta Sanchez ile Muslera çok birbirleriyle paslaştı. Hı hı. Yani hem zamandan da çaldılar bakarsan. Galatasaray lehineydi bunlar. Pansiyonu düşürdüler. Tabi ee, tabii. Yani Paulis ile Udakay. Udakay Trabzon beğendim ama şöyle ölçü değildi. Trabzonspor doğal olarak geri çekildi 10 kişi kaldığı için. Evet. Udakay'da biraz önde oyun kurmasını sağladı. Ee, solak bir stoper. Solak stoperlerin biraz daha hücum yatkınlığı oluyor sağ ayaklı stoperlere göre. Ama yani katılıyorum Seyhat'ın abiye. daha garanti bir stoperle 3 tane. Çünkü Galatasaray'a bakıyoruz. Örnek verelim. Nelson Abdülkerim, Sanchez 3 tane stoperi var. Hatta sıkıştığında kan ayında kullanır orada. Aynı konforu bilmiyoruz tabii şimdi Emiran transfer edildi büyük umutlarla izleniyor ama büyük takımda nasıl reaksiyon verecek? İlk geldiğinde sol bekte oynadığı maçlar oldu, stoperde oynadığı maçlar oldu. Tayyip Salah başlangıcının ardından ağır bir sakatlık yaşadı. İyi dönemedi bakarsak. Kolay değil o yaşlarda. O fizyolojideki oyuncuların öyle uzun süre sakatlık yaşaması. Kadrosu çeşitli. Oh, Mario şu an jokeri gibi Selahattin abi. Dün de yine Musrati'nin yerine sanırım daha ortaya geçti ben, Ortaya evet. geçti kenarda Semih başlayıp. Semih oyuna girince. Semih'in şu an hamle oyuncusu olarak bence daha iyi kullanılıyor. 11 başta aynı etkiyi verebilir mi? Çünkü çok oyun ezberi yok o bölgede. Immobile oynadı mı dün? Immobile dün ben hiç beğenmedim. İşte Semih'le başlasa belki de çok erkenden koparacak maçı. Neyse hani ben şeyi buluyoruz. Immobile'ye negatif duygularımız yok da. Her maçta öyle oynayacak diye değil Immobile. Zaten ifade etmeye çalışmayan Penaltısı dışında yoktu Böyle penaltısı. Bir oyun Peki mevcut oynarsa... kadro sizce nasıl daha iyi değerlendirilebilir Beşiktaş'ta? Neticede ara transfere kadar bu kadroyla devam edecek ve farklı oyun şablonlarına karşı bir B, bir C planı üretmesi gerektiğinden de bahsettik Fembro. Ya Selahattin abiye şöyle katılıyorum yani. Kıyaslama yapacaksak da Şimdi Beşiktaş'ın zayıf karnı benim nazarımda Svensson sağ bekte oyuncunun hakkını teslim edeyim. Bu sezon müthiş oynuyor evet. Sivenson Svensson. Bunda tabii önünde oynayan sağ açık Raşit etkisi var. Dün de müthiş savunma yardımları yaptı. Dün çok iyi oldu. Birkaç pozisyon yine gördüm. Yani Caner'in sağ ayakla topu taca atmasına falan sebep oldu. Yani hep basıyor çünkü sürekli rakibi rahatsız eden bir profil Raşit O yüzden Svensson'u şu an sorgulamıyorum ben. Yoksa bana sezon başı planlamasında Svensson'dan daha iyi sağ yani Rozier daha iyi bir sabit bakarsa oyuncu özelliği yok ama Svensson şu an iyi oynayan oyuncu da Hakkını teslim edelim Galatasaray'da Yunus Akgün örneği gibi. Rakiplerle kıyaslandığı zaman bence de stoper anlamında işte Bekao'lar, Cikular'la Çağlar, yine Galatasaray'da Sanchez, Abdülkerim, Nelson ya da Trabzonspor'daki Savic. O da çok marka iyi bir stoper. Beşiktaş'ın zaten Hummels'te de Savic'te de ilgilendiğini biliyoruz. O nokta diyebiliriz Ezgi çünkü pozisyon veriyor Beşiktaş. 2-0 kazandı Samsun maçı da. 2-0 bitti ama Samsun'un o maç e, gol atmaması biraz talihsizlik, beceriksizlik olarak yorumlayabiliriz. Trabzonspor sonuçta duran toptan net bir gol atıp maçın seyrini değiştirdi. O maç Trabzonspor'un öne geçtirmediği senaryoda Trabzonspor açısından muhtemelen yine ilgili sonuçlanacaktı. Dün de Eyüp Spor bayağı pozisyon buldu. 0-0'lık sekansta da buldu. 1-0 gerideyken de buldu. 1-1 de buldu. Yani oyunun her anında pozisyon bulabildi. Ve pozisyon da şöyle özetleyelim. Bir tek tek ileri uçta Mamatiyan vardı. Ahmet Kutucu evet güzel koşullarla orada dengeyi bozdu ama Emrak Baba'nın eski Emrak Baba olmadığını e, gör, görüyoruz o ikili mücadelelerde ilk golde sanırım Juan e, Mario topu kaptıran isimdi. Ayakta kalamadı. E, o yüzden ne, Eyüp Spor'un öyle çok adamla e, Beşiktaş'ı e, allak bullak ettiğinden söz etmeyeceğiz. Yani orada biraz az adamla o tehlikeleri yarattı. Bunun Avrupa'ya işte Ajax maçı, ligde daha zor maçları illaki büyük maçları evet. kastediyorum. E, sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş ama... E, şu da önemli, taraftarı mutlu sonuçta e, şu ana kadar. Tabii sonuç gelince e, mutlu oluyor ama bir taraftan birisi, da Trabzon. işte bazı e, aksayan noktaları da e, görmek ve belki de söylemek lazım Selahattin Kınalı. Şimdi o ağaçlı yoldan yürüyerek stada giden Beşiktaşlılar için çocuğu, genci, yaşlısı, hanımı, beyefendisi Rafa Silva'yı izleyecek olmanın motivasyonu e, baştan bir pozitif enerji veriyor insanlara. Sonuçta insan ne ister? Evet şampiyonluk güzeldir. Olsa iyidir ama eğer sen ustada ayaklarını seni götürüyorsa heyecanla şunu işte Rafa Silva bugün ne yapacak? İşte başka bir iş kıymetli oyuncuları çok. O duygu önemlidir. Ben Beşiktaş'ın o duyguyu kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kaybetmediği sürece de şampiyonluk mücadelesinin içinde sonuna kadar olabilirse elbette iyi bir şeydir ama ilk yıldan kurulmuş bir takımdan Galatasaray örneğini vererek şampiyonluk beklemek de haksızlık olur. Ee, Beşiktaş taraftarı e, sunuma dair e, güzellikler buketinin e, zenginliğinden tesellisini orada aramalı ve hiçbir şekilde takımını küsmemeli. Bizim Kadıköy'de bir tane seyyar satıcı abimiz var. E, el el arabasıyla meyve satar dört tane beş tane kızını okuttu. Biri doktoru, biri hakim. Çok saygı duyduğumuz bir abi halen devam ediyor. O fanatik bir Eski hikayelerini anlatır. Yerlere yatarsın gülmekten. O statlara kaçak girişler, denize dökülmeleri filan. o dedi ki ne yaparız bugün? Dedim ki Trabzon maçından önce söylüyor. Trabzon'dayız işte. <laughs> ya. Dedi, <laughs> dedim ki ya normalde Beşiktaş favori ama Trabzon olduğu için her türlü sonuç olabilir. Sakın öyle beraberlik gibi falan olmaz ama küsme takım iyi takım dedim. Arkasında durun takımın yani. Yok ya üç tane atarız size. Hayırlısı dedim. <laughs> Atabilirsiniz atarsınız. Ben de dün mesela şunu düşündüm maçı izlerken. Ee, bir bir devam ediyordu mücadele ve dedim ki yani bu maç bu şekilde bitse de e, ben Beşiktaş taraftarlarının isyan ederek evlerine döneceklerini düşünmüyorum açıkçası diye geçirdim kafamdan. Ay Çünkü de iyi... İsyan ederler, i̇yi mücadele ediyordu ve evet. iyi oynuyordu ve ara, arıyordu yani golü. Evet o duygu e, şu an tribünlere hakim. Ben diyorum ki kötü sonuçlar olduğunda da ara sıra kötü sonuçlar olacak. Hı hı. Futbolda kötü sonuçlar olmazsa bir sonraki hafta yaşayacağın hazın e, derecesi düşük kalır zaten. Bazen yenileceksin. Evet. E, büyük takım sen genellikle yenersin. Ara sıra da yenileceksin ki galibiyetin. Ya da işte nasıl yenildiğin ya da nasıl berabere kaldığın burada biraz. E, tabii Daha o da önemli. Senin söylemek istediğini anlıyorum. Beşiktaş e, bu sene e, şu altı oyun oldu. Birkaç başka oyunları da oldu. Hazırlığı şu, bu. Taraftarı hep mutlu. Sezon başı e, Galatasaray e, zaferiyle öyle bir giriş yaptılar ki sezona zaten. Seyirci en baştan dört köşeydi. Ama dört köşe başladığın e, ligi dört köşe bitirmeyebilirsin. E, zaman zaman kötü sonuçlar olduğunda da e, her oyuncunun kötü oynama hakkı olduğunun. Bir maçlık, iki maçlık. Teknik adamın da zaman zaman kötü yönetme hakkı olduğunu unutmadan e, haz ve zevk kısmından e, olabildiğince kendi payına düşen oranı artırıp e, oyuncuların da insan olduğunu ve en sonunda belirleyici olanın toplam kalite olduğunu da unutmadan e, futboldan keyif almaya baksınlar. Benim önerim bu olabilir Beşiktaşlara. Şu anda da görünen şu ana kadar hani o simheni başka türlü düşünebiliriz ama daha değişik bir model. Şu an göz göze hitap eden bir numaralı oyuncu. Senin takımında oynuyor yeni transferlerde. Onun keyfini sürmeye bakacaksın. Ona da alan atacaksın. Yani seninle kötü oynamaya hakkın var diye zaman zaman oyun içinde kötü bir hareket yaptığında alkışlarla da destek vereceksin. Zaten Beşiktaş seyircisi de bunu yapıyor. Umar ve Dileriz seni hani, e, krediyi yüksek tutarlar, oranı yüksek tutarlar. Ki o pozitif duygunun takıma yansımaması imkansız. Evet. Oyuncu da tribünün verdiği mesajı alır. Peki şimdi dürüst olalım. E, esas seviyemizi Avrupa maçlarında, Avrupalı e, rakiplere karşı görüyoruz ne yazık ki ve Beşiktaş da Ajax'la karşılaşacak. E, Ajax ciddi bir futbol kültürü olan bir takım. E, mevcut durumuyla değerlendirmek belki de çok e, mantıklı olmayacaktır Mehmet. Şu anda 4 maç oynadı liginde ve 2 galibiyeti var. Ve sıralamada da şu anda 9. sırada ama dediğim gibi Ajax'ı bu şekliyle değerlendirmek belki hata yaptırabilir Beşiktaş cephesine. Bu noktada Avrupa maçından beklentin, Ajax maçından beklentin, kadrodan nasıl bir oyun olabileceğine dair e, tahminin, beklentin nedir? Lugano eşleşmesi çok görkemliydi Beşiktaş adına. Ne olursa olsun 2 maçta bir İsviçre takımına 8 gol attı. Oradaki maçta 3-1 aslında 4-1'e gidebilirdi. Hemen ardından golü yiyince 3-3 bitmişti. Evet. Buradaki maçta da o farklı galibiyet özlediğimiz bir skor. Ee, sonuçta İsviçre takımlarıyla dört eşleşme yaşadık. Fenerbahçe zorlandı. Galatasaray ve Trabzon spreylendi. Beşiktaş en net eleyen takım oldu. Doğal olarak Avrupa'da da Beşiktaş'ın umutluyuz. Ama e, bu işin aması var. Nedir? Rafa Silva'lı immobileli yapı sizi süperlikte şampiyonluğa taşır ama Avrupa'daki başarının garantisi yok. Avrupa biraz daha işin efor dinamik kısmında ekstra oyna? mücadele istiyor. Ee, yani Hoa Mario, Rafa Silva immobile üçlüsü diyelim hücum hattını kastederek. Lig için bir garantisi var ama Avrupa için de şüphelerim var. O yüzden bir test maçı olacak açıkçası. Ama ligdeki son iki maçtaki zorlanmanın Avrupa'ya olumlu sirayet edeceğini düşünüyorum ben. Muhakkak Van Broekhorst ona göre bir kafasında formasyon hazırlayacaktır. Sonuçta bu teknik adam Rangers'la Avrupa Ligi diye hatırlıyorum. Orada final oynamıştı Frankfurt'a karşı. Hatta penaltılar da kaybetmişti. 8 maçlı bir grup aşaması. 4 deplasman, dört içeride yani Sonuçta Ajax yenilgisiyle başlamak da Beşiktaş için dünyanın sonu değil ama şunu görebiliyoruz. Ya, Beşiktaş için bu sezon öncelikle hedef lig şampiyonu olacak. Nasıl ki geçen sezon Fenerbahçe lig şampiyonunu düşünerek konferans ligine fazla asılmadı. Yani Olympiakos maçlarının bas toplantısında bile akıllardı. Lig'deki Karagümrük maçı vardı. Ama Peki fan kors faktörü devreye girebilir mi Mehmet? Avrupa'da başarı isteyen ve Avrupa'yı önemseyen bir teknik direktör. Doğru, Daha önce çalıştırdığı doğru, bütün takımlarda böyle doğru oldu. Doğru ama Beşiktaş'ın da şunu kabul edelim. Kadro kalitesi Galatasaray Fener'in aşağısında değil ama işin geniş kadro kısmında. Demin Selahattin abi vurguladı aslında. Rafa Silva'nın, Immobile'nin, Jason Fernandes'in takım için çok alternatif olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Benzeri Galatasaray diyeceğiz ama mesela Icardi yok. Losimen vardı. Fenerbahçe içinde işte yediğin yedi oyuncu derbide süre almayan o Aydın bakarsak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları Beşiktaş'a kıyasla bence daha geniş kadrolar ve bu tarz e, serüvenlerde biraz daha sakatlıkları eksikleri Aynen. göğüsleyebilecek bir kadro Beşiktaş'ına asıl sınavı olacak ve hep böyle gidecek Beşiktaş arada muhakkak sendelide olacak. Orada çabuk ayağa kalkması gereken. Yani geçen sene hatırlıyor Fenerbahçe ben en görkemli başlangıç İsmail Kartal'ın hakkını teslim edelim lig ve Avrupa Sanırım 18 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Abdullah Avcılı Trabzon kafa yordu. Deşifre etti diyelim. O günde Fred yoktu. Ciku yoktu. Biraz Fenerbahçe'nin eksiklerine göre doğru plan hazırladı. Fenerbahçe oradaki mağlubiyetle bir anda rüzgarı Galatasaray'a kaptırmıştı. Beşiktaş'ın yaşında sonuçta 3 sezondur. Bir başarısızlık var. Geçen sezon Türkiye Kupası'na rağmen. Evet bu sefer daha iyi oyuncuları var. Hatta ben biraz bilmiyorum. Selahattin abi katılır mı? 2 sene önce Galatasaray'ın kurduğu kadroya da benzetiyorum. Yani Mertens, Icardi modelini Rafa ve Immobile'i uyarlayabiliriz oynadığı takımlardan. İtalya, Benfica da sonuçta büyük bir takım. Şampiyonluk ile oynayan takım. Evet. Ezberin taşıyan bir bahsediyoruz ki o takımda da Raşisa vardı. Yine var burada savunma yükünü çekiyor. biraz zamana ihtiyacı olacak yani. Okan Buruk da hatırlayalım. İki sene şampiyon yaptı Galatasaray ama ilk 10 haftası gayet sıkıntılı başlamıştı. Aa. Beş Beşiktaş açısından Van Bronckhorst'un şansı birinci Süper Kupa ile müthiş bir kredi kazandı. İşte Santos yabancı hoca anlamında ciddi taraftarda bir e, yani güven problemi yaratmıştı. Van Bronckhorst sonu Süper Kupa ile açtı. Sonrasında peş peşe sonuçlar geldi ama Trabzon ve Eyüp maçları gösterdi ki bazı aksamalarda oluyor. Burada da tabii ki sabırlı olmalı Beşiktaş. Ajax maçından beklentiniz Selahattin Kılıç. Ya Ajax'ı izlemedik doğal olarak. Çok bir şey söyleyemiyorum ama Ajax sonuçta bir okul adı. Evet. Orası bir okul. Kim bilir şu anda hangi derse çalışıyorlar. Ee, bu dersin sonuçlarını biz belki biz birkaç sezon sonra göreceğiz yine yarı finaller oynarken göreceğiz Ajax'ı. Böyle bir okul o yüzden tabii o okulu Van Bronckhorst herhalde bizim kadar biliyordur. <laughs> o yüzden çok büyük sürpriz beklemiyorum ben hani böyle e, flash e, sonuçlar. Ama Beşiktaş'ın da en az Ajax kadar Oyunla ortak olduğunu düşünüyorum ben. Yani sonuçta bunlar tek başlık. Rövanşı yok değil mi? Likus'u ile Likus evet, evet. İçeride dışarıda maç yok. Dört deplasman, dört içeride. Beşiktaş'ın oradan puansız dönmesi benim için sürpriz olur. Yani Ajax hazırlık evresindeyken. Hı hı. Yani e, şu an bir şey deniyorlar. Diyoruz ya onlar için skor önemli ki Ajax planlama yapmış. Belki 3 yıl sonra... E, Avrupa Ligi'nin finaline hazırlanıyor adam bugünden. Ta hep biz de böyle yaparız ya. Tabii. Bizim gibiler onlar da. O yüzden e, çok e, ligdeki durumuna bakmadan bir okul olduğu, ekol olduğu gerçeğinden uzaklaşmadan kendi kalitesini sahaya taşıdığı anda Beşiktaş'ın Jetson'un da kötü oynama hakkını bu maçta kullandığını düşünüyorum ben. Peki. Sezonluk çünkü Jetson ayakta kalmalı ki Rafa da önde iş yapsın. Peki. Şimdi Beşiktaş'ı değerlendirdik. Eee derbiyle devam edelim değerli izleyenler. Gelin cumartesi gününe bir dönelim ve her iki takım cephesinden de derbiyi tüm detaylarıyla konuşalım. Galatasaray'ın dersine çok iyi çalıştığı Fenerbahçe'nin Mourinho ile ilk kez bu kadar e, saha içerisinde etkisiz kaldığı bir derbiyi geride bıraktık. E, ben öncelikle yanıldım. Onu it itiraf etmek istiyorum. Maç öncesi bütün tahminlerimde biraz tabii son maçların da verdiği etkiyle e, golsüz, keyifsiz bir derbi izleyeceğimizi düşünmüştüm ama hiç öyle olmadı. Gerçekten güzel bir maçtı, güzel bir karşılaşmaydı. E, sonuçta da kazanan Galatasaray Galatasaray oldu Mehmet. Neydi tahminin maç beklentilerini iki takım cephesinden de ne kadar karşıladı ya da karşılamadı? Galatasaray kaybetmez dedim ee, ama tabii böyle net bir skor e, beklemiyordum. Daha farklı da olabilirdi. Atilla Karaoğlan da bu anlamda bence sonucu etki etti. Nasıl mı etki etti? 3-0'ın ardından o penaltıyı çalmasa muhtemelen ama Batşah'ı ama Icardi 3 0lık oyunda oyuna girer. Galatasaray daha tarihi bir galibiyet almayı kovalayabilirdi ama 3-1 tedirginlik getirdi ve 5 değişiklik hakkında Batu Şah ya da diye göremedik. Bu da çok normal konu açısından. Zaten sonunda da bir Enesir'in kaçırdığı pozisyon var. Penaltıyı özellikle vurgulamak bu işe kızdı. Çünkü basın türünde bizler anlamadık Selahattin abi. Dünden beri Fenerbahçe taraftarının da bloklarını izliyorum maçı çektikleri. Fenerbahçe taraftarı bile tribünde penaltıyı anlayamamış hakemin iş güzelli olarak yorumluyorum ben o penaltıyı. Çünkü benzer hakem pozisyon varın, var da aynı. Karışamıyor ee, belki ama. Hakem yorumu deyip karışamadı evet. belki. Sonrasında Yunus'un kaçırdığı pozisyonda Yunus'a da benziyor. o da penaltı diye bu arada. Yani kısası kısası olmasın zaten. Hata hatayla telafi edilmesin. Ya bir oyuncu hücum oyuncusu hamlesini tamamlayıp top topla ilişkisini kestikten sonraki hareketlerin e, oyunun ruhuna aykırı onlara bir şey çalmak yani. Şey de Fenerbahçeli oyuncu da atağını yapmış, ortasını yapmış. Abdülkerim sırtı dönük kayarak adama vuruyor. Komik. Ee, aynı şekilde o penaltıysa. De penaltı. ee, sol... İkisi de penaltı değil tabii. Değil. Daha farklı bir skor olabilirdi aslında. Onu dile getirmeye çalıştım Ezgi. Ee, ama şöyle vurgulayalım tabii. Ben şu örneği de verdim. Tekrarlamak da istiyorum izninle. Şimdi geçen sezonki maç 1-0 kaybedilmişti Aslan Aslantepe'de. Şimdi o maçla Kadıköy'deki takımı izleyip kıyaslamak istiyorum. Stoper'de Nelson yok. Sanchez vardı. Artı bir yazılım Galatasaray'a. Sanchez Nelson'dan çok daha iyi bir stoper. Bu maçın Nelson'u çağlardı. Altı bir mi? Ee, bu maçın Nelson'u şöyle çağlardı. Evet o simenin hava toplarını aldı ama çok geri kaçarak oynadı. Nelson'da yaptığı problem. Yani takım boyunu uzattı Fenerbahçe'nin. Doğal olarak Fred ve İsmail iki kişi Galatasaray'ın beşlisiyle. Nedir aç açalım onu da. Ee, Torreira, Sara Mertense ama Yunus, ama Barış Alper, ama Kaan Ayhan, sürekli gelip ikiye dört, ikiye beş... Fenerbahçe üstünlük kuruldu şimdi. O günkü kadroyla kıyasladığımda Nelson Sanchez dedim. Devamını getireyim. Kön yerine Jacobs var. Birisi 1.8, birisi 1.85. Daha stopere yakın fizyolojik olarak bir bek. Daha garanti. Tadiç karşısında hiç e, sırıtmadı. Tam tersi mesela Fenerbahçe'nin şu maçtaki tek artısı Maksimi'nin Kaan Ayhan'a kurdu. Zaten maç öncesi tahmin ettiğimiz bir üstünlükle ama o da Maksimi'nin belli özellikleriyle skora yansımadı. Zaten çok tabela eden bir oyuncu değil maksimen. Biraz daha oyuna hareket katıyor diyebiliriz. İki oyuncu dedim. Orta sahaya geçelim. Kerem Demirbay yerine Sara. Sara bence Yunus'un ardından maçın yıldızıydı. Müthiş pas opsiyonu oldu. Evet. E, kaçırdığı pozisyon e, maçın sıfır 0, 0 bölümü atağa başlatan isimdi. Yine attığı golde nasıl slalom yaptığını e, gördük. Yine hücuma geçiyorum. Ziyeş Yunus vardı. Müthiş oynadı. E, burada da Okan Buru'yu tebrik ediyorum. Benim açıkçası tahminim yani şöyle söyleyeyim. Selahattin abinin Yorumunu merak ederim muhakkak yanılmamıştır. Ben biraz şüphelerim vardı fizyolojisinden dolayı. Yunus. Biliyorum Yunus'u beğendiğini. Müthiş oynadı. Merkeze gelmesi, o içe kat etmesi, çalımları, hızı maça damgasını vurdu diyebiliriz. Bence sahanın yıldızıydı ve ileri uç. İlker diğerine o simen. Yani şu aslında Ezgi demek istedim. Daha dinamik, daha koşan, daha ısıran bir Galatasaray. Yoksa o simen bir tane Yunus'un pasında net fırsatı kaçırdı. İki tane çok kötü vuruş yaptı ama... ...öyle bir asist Tavunmanın yaptı ki... Savunmanın dengesini de bozdu aslında o simen onu da söylemek Şimdi lazım. 3 tane yani kaçırdı üç tane ama. kaçırdı diyorum... ...bir tane de boş kale atamadı var... ...Yunus'un kalecinden dönen topunda... ...4 tane pozisyon saydım değil mi? Ama Mertens öyle bir asist yaptı ki Selahattin abi... ...maçı bitirdi. O kadar rakibi tedirgin etti ki evet. koşularıyla... Yani ...o simen şöyle özel bir profil... ...set hücumunda var... ...kontra atakta var, geçiş hava hücumunda var... var. ...her formasyonlar hava topunu da zorluyor... yani ...sürekli tedirgin ediyor... Galatasaray'ın zaten ben Rize Spor maçını yerinde izledim de benim Galatasaray'la ilgili şüphelerim vardı bu sezon başında. İşte doymuş kadro olması, Ziyeşli, Mertens, Icardi'li yapının Süper Kupa'daki Beşiktaş maçını da gördük. Young Boys'ı, Eşebis'i de gördük. Yürümüyordu. Bir de buna Kaan Ayhan ekleniyordu savunmada. Kaan da çok çabukluğuyla değil daha futbol aklıyla, pozisyon bilgisiyle yorumlayabileceğimiz bir oyuncu. Galatasaray takım çeyresini müthiş değiştirdi. Jakobs, Sara, o sümen takviyeleriyle. Bir de buna tabii sakaltıdan dönen Sanchez'in artık savunmadaki ilk opsiyon olması. Bu da çok önemli. Sanchez çünkü Nelson'dan da Abdülkerim'den de çok daha iyi bir stoper. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Benim, benim ligde gördüğüm en iyi stoper. Onu söyleyebilirim. Evet. Bu kadar söyleyeyim. konuşmuşken Senatın abi izinle son ekip yapıp sana pası atacağım. Gelenleri konuştuk Ezgi. Ama işin bir de soyunma odası kısım var. Bunu da istihbarat olarak paylaşayım. Maçın ardından Galatasaraylı yetkililerle konuştuğumda haberimi doğruladılar. Geçen hafta ben Galatasaray-Gaziantep'i e yenildikten sonra soyunma odasını kazandı manşetli bir haber yapmıştım. Burada gelenler kadar ki o maç gelenler oynamamıştı statüye takıldıkları için. Zaha, Oliveira, Dubois, Tete bu tip oyuncuların da gitmesi ki bir tek Ziyeş kaldı Sorunlu şu an. Profillerin Sorunlu profillerin gitmesi Sorunlu. diyebiliriz aslında. Kerem'i de şöyle ekliyorum. Performans olarak asla hala Galatasaray kadrosunda Kerem gibi skor vadeden bir hücum. Yani Barış Alper'den de o çıkmayacak, Yunus'tan da o çıkmayacak ama Kerem Barış'la Yunus'tan farkı yedek bıraktığınızda <laughs> e, suratı düşen oyundan aldığınızda program çıkartan bir idare etmesi zordu. Ya yani Galatasaray'da gidenlerle birlikte gelenler yeniden bir takım yarattı Okan Hoca. Ve Kadıköy'de işin formasyon kısmına da kafa yorarak bu kadar konuşuyoruz. Futbol şansı da Galatasaray'ın yanındaydı. Bunu da kabul ederim. Yani Oster 1-0 iken kaçırdığı pozisyon. Muslera'nın becerisi kadar orada Oster o pozisyonu bir hücum oyuncusu bulsa değerlendirebilir miydi? Bunlar ama nihayetinde Galatasaray'ın e, hak ettiği çok görkemli bir galibiyet ve futbol gerçeği Mourinho haftalardır maç önceleri anlamsız şekilde sarı kartları kaşıyarak şimdi 6 haftalık periyot söylüyorum. Galatasaray'ın 6 haftada 3 penaltı çaldı. 3'ü de penaltı bana göre. Hani kartlar konuşuluyor. ki şöyle bir gerçek de var. Ezgi ben maçları da bir inceleyelim. Galatasaray'ın maçlarında rakipleri de çok kart çıkmıyor ki zaten. Galatasaray çok temas oynayan bir takım değil. Fenerbahçe gibi sert oynayan bir takım değil. Bu maç Galatasaray'a sarı kartta çıktı. Penaltı aşağılığında ama Galatasaray bence hak ettiği net bir galibiyet aldı. İşin psikolojik kısmı 5 puan fark, 2 gollü bir galibiyet. Ve sezonun ikinci yarısındaki maçta Fenerbahçe yendiği senaryoda Galatasaray kolay kolay Fenerbahçe'den fazla 9 puan kaybetmez. Fenerbahçe'ye geçilmez. Böyle bir avantaja sahip oluyor. Yani Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısı Aslan Tepe'deki maçı ama kazanması ama beraber bitirmesi gerek her anlamda Galatasaray açısından çok önemli bir galibiyet oldu. Peki bunların bazılarını detaylandıracağız birazdan. Selahattin Kınalı'dan da şöyle genel bir değerlendirme rica edeyim. Dün şeyi, bir şey söyleyeyim <laughs> Ezgi. Dün bir Karadeniz'de bir maç oynandı. Rize Samsun Spor. Evesi gün işte Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanıyor. Fenerbahçe'li olduğu iddiasında ve de karşılığı olduğunu düşünen böyle boyamaya işleriyle uğraşan peçeteci bir sanatçı olduğu söylenen bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte biz oynadık yenildik. İşte nasıl uygar bir takım olduğumuzu gösterdik. Şu oldu bu oldu. Rakibi alkışladık. E, Trabzonspor buradan gereken dersi çıkarsın. Ya arkadaş senin maçın Galatasaray'la Galatasaray maçındaki hatalarını, hocanın yönetimin hatalarını konuşsana. Hala Trabzon, Trabzon. Aslında Trabzon kompleksinin ne kadar derin olduğunu anlıyoruz o arkadaşta. Yazık yani. Tedavisi de yok tıpta. Zihinsel bir destek gerekiyor. Aynı şekilde ee, Rize Samsun oynuyor. <laughs> Taraftarlar ikisi birden <laughs> bağırıyorlar Trabzon kümeye. <laughs> ya arkadaş siz önce birlikte kalmayı garantileyin. Kaldı ki maçtan sonra hocalarınız da aynı şeyleri söylüyor. Samsun Spor'un hocası çok gerçekçi bir adam. Çok da iyi top oynatıyor bu arada. Ligde kalma yolunda önemli bir üç puan aldık diyor. Siz ikiniz toplanmışsınız. Trabzon'la uğraşıyorsunuz. İşte böyle yaptıkça Trabzon'u daha çok büyüttüklerinin farkında değiller. Siz Aşağıya çekmek yerine Samsun'un 4'te biri büyüklüğünde, üçte 1'i büyüklüğünde bir şehir Trabzon. Trabzon'un yaptığını ben niye yapamıyorum'a kafa yormalısın. Rizispor kaldı ki keza yarım 45 dakikalık yol. Trabzon, Rize insanın birbirine hiçbir farkı yok. Aynı insanlar. Ya şu 45 dakikalık yoldaki adamlar bu saltanatı yakıp yıkıp masayı dağıtıyor. Biz niye yapamıyoruz diye düşünmek kafa ona yormak yerine ki bir İlhan Hoca'yla ve bu sene sezon başı ile Rizespor yönetiminin o yönde bir adım attığını gördüm, görüyorum. Hala da bence hocadan vazgeçmemeleri lazım İlhan Hoca'dan. Onun çaresizliğini üzüntü, üzülmekle birlikte oynattığı oyunun hiç de kötü bir oyun olmadığını da görüyoruz. Devam etsinler lütfen. Ama şeyi bırakın yani Trabzon'la uğraşmayı, Trabzon'un yaptıklarını yapmaya çalışın. Yanlışlarını yapmayın. Trabzon'un da bir sürü yanlışı var tabii ki olmaz olur mu? Ama o tarafından bakarsan kendini küçültürsün. Büyümeye çalış, onu geçmeye çalış. Mourinho maç sonrası beni şaşırtan şu açıklamayı yaptı. Ee, i̇kinci yarı oyuna giren Abrabat arka gayet toparladı, gayet iyi top oynadı falan bir şeyler. Abrabat'ı savunuyor. Ya hoca, Abrabat benim gördüğüm yer yani 3-4 tane uzun top attı, ikisi isabetli, ikisi isabetsiz filan işte arkayı toparlamış. Ya Galatasaray işi bitirmiş bekliyor zaten arkayı arkayı ben de toparlardım o sırada. Gelen, gelen yok, giden yok. Yani kendi aldırdığı oyunculara yönelik hocanın bir e, ee, pozitif ayrımcılığı seziyorum ben. Buna Çağlar da dahil. Bence Fenerbahçe'nin stoper tandemi Cikud Beka olur. bir önceki Çağlar maçta seni ayakta tutuyor. Çocuğu kestin attın Niye Çağlar oynatacağım. Çağlar hava toplarını alıyormuş. Ya, ne oluyor alıyor da? Göğüs topunu alamadı. Yedin golü. Beka'ya da bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum ve ben e, Mourinho'dan solar seller gibi akan oradan saldıran soldan akan gelen bir Fenerbahçe beklemiyorum zaten. Bunu zaten hep de söylüyorum. Zaten oynamadı ki öyle. zaten Mario adamın tarzı o değil yani. Evet. Ben şey bir demiyorum. De Selahattin abi hava topları nasıl aldığın önemli. Çağlar'ın aldığı o toplar genelde Galatasaraylı oyuncuları ribant olarak döndü. Yani o kafa topunu bir de indirmek var. Sanchez mesela onları çok iyi beceriyor. Tabii. Yani o dönen toplar da Galatasaray'da kaldı. Yani bir araya girmiş oldum ama sana net katılıyorum. Bence de Bu üçüncü ide araya gelişin oldu. Arada görürsünüz. <laughs> <girişim. gülüyor> İdeali Bekacık'ıdır. Evet. Ama o tarafında da değilim. Hoca şeyi düşünebilir. Ya antrenmanda o görüyor. Bir şey Yo demiyoruz. Ya da şu da garipti. Bilmiyorum kameralara yansıdı mı Seyhat'ın abi. Ciku, ben basın türbünden gördüğümü söyleyeyim. Anlamadı oyundan çıktığını. Ciku'yu çıkarttı oyundan. Hmm. Ciku kötü oynamadı ki. Ya bir de kamera deyince aklıma geldi. İlk yarın uzatma dakikalarında bir Fenerbahçe hücumunda top dışarı çıkıyor. Ee, öncesinde de başka bir maçta benzeri pozisyon olduğu için hakemi tebrik etmiştim. Top ölü bölgede dışarı doğru gidiyor. Topu aldı hemen eline. Şey, Ceko artık Ceko mu kullandı? Hemen taş kullandı. Top aslında hala oyunda duruyor. Geçen maçta yani oyuna etkisi yok bunun bu arada. Hakemlik performansı açısından söylüyorum. Geçen e, hatırlayamadığım maçın hakemine tebrik ederim. Bu Atilla olan da e, ve yardımcıları kötü bir maç yönetilir. Sen bakma o oyuncular iyi niyetliydi. Bir tane kötü niyetli var. O da kenarda duruyordu zaten. Onu arkadaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Şey ilgimi çekti. E, 19 numaralı El Nesri oyunu sonunda daha 3 hafta olmuş geleli. <laughs> Mert Hakan'ı çözmüş. Onu tutmaya çalışıyor. Dur Ama onu. burada şöyle araya gireceğim. Abdülkerim'le Çağlar birbirlerini tebrik ediyor. Orada araya giriyor Mert Hakan. Artık bu sportmenliğe de yakışmıyor. Ya işte bir şey diyeyim Kendi mi? taraftarını şirin görünmek maç öncesi o küfürlü bunu Mert Hakan öncesi başka oyuncular da yaptı. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta o oluyor ne yazık futbolumuzun gerçeği ama maç sonrası bırak da milli takımdan iki arkadaş birbirlerine sarılıp tebrik etsin artık. Buna da gerek yok. Orada da Galatasaraylı oyuncuları tebrik ediyorum. Hiçbir şekilde Mert Hakan'la muhatap olmadılar. Doğrusunu yaptılar. Ya Fenerbahçe seyircisi de bu maçta iyi durdu yani. Bak büyük büyük bir beklenti yoktu. vardı. Bir o düş var. kırıklığına rağmen hocaya da çok tepki göstermelidir ki bana göre hoca çok çok hatalar yaptı orada kalmıştım. Ama ben yani şeyi beklemiyorum Fenerbahçe'den. Ee, rakibi boğacak. Nasıl söyleyeyim? İsmail Kartal ya da Cirsus döneminin başlangıç oyunları gibi sağdan sonra onu beklemiyoruz. 1-0'lık, 2-1'lik oyunlar çok olacak dedim Fenerbahçe için. Çünkü öyle bir hoca getirdiniz. Trabzonspor'un on Abdullah Avcı ile yaşadığı şampiyonluk bence Fenerbahçe'yi yönetimini de yanılttı. İşte o Trabzonspor şampiyonluğu sonrası Abdullah Avcı ile Fenerbahçe yöneticilerinin görüştüğünü hepimiz biliyoruz. Camiye tepki gösterince e, olmadı o iş. Ne oldu? Koşu dedi ki bunun orijinali var gidip orijinaliyle görüşelim. Yani bu savunma oyununun dünyadaki bir numarası e, Mourinho. Ama Mourinho'nun da e, Türkiye'yi mi küçümsüyor ya da yanlış mı anlatılmış onu çözemedim. Okan Burun Mourinho'ya yönelik e, eleştirilerini de buradan alkışlarımı gönderiyorum. Bir meslektaşla bu kadar dayanışma içinde olabilir bir hoca. Ya yani onun hakkını teslim etmek ya da haksızlık etmemek için gayet tutarlı, akıllı cümleler kurmaya çalıştı. Böyle devam ederse eğer Okan bizim de onun o tribünden ettiği e, hakaret dolu e, söylemini tolere etme şansımız artacaktır inşallah bu yolda devam eder. Çünkü ben onu kolay kolay tolere edemiyorum, edemeyeceğim de. Ama e, Abramata yönelik e, kendisi aldırdığı için herhalde oyuncuyu e, korumaya yönelik e, tavrı çok hoşuma gitmedi hocanın. Ee, ...Abramat'ın hakkını sen savunuyorsun... bekan içeriği gibi savunacak... ...kimsenin bu laf ettiğini duymadım... ...bilmiyorum belki edenler vardır hani... bekanın hakkı iken... Beka oynatmaması, Çağlar'ı oynatması... ...yani burada şey Şöyle yok. aslında onu söyleyebiliriz belki... ...soruldu yani Sözüldü değişikliklerde... E, ...giren oyuncuların performansından... ...memnun kaldınız mı diye... ...sorulduktan sonra Amrabat'la ilgili... ...böyle bir ama e, cümle abi. kurdu... Yani ee, ...durup dururken Amrabat çok iyi oynadı ama... demedi aslında... Tamam da oyu oynamadı. Ne yaptı yani? yani Abrabat? Niye Abrabat? Yok. Bir fark yoktu oyunda. Onu söyleyelim. Abrabat'ı da şöyle tebrik edeceğim. Berkan'la bir ara didişti. Sonra gitti. el bu da önemli. Yani el sıkıştılar. Tansiyonu tabii, tabii, Oyuncular tabii. temiz tabii. bir maç çıkarttı. Tribünler aynı şekilde sahaya hiçbir madde atıldığını ben gözlemledim. Tebrik ediyorum. Okan Hoca maç öncesi küfürlüler 7 doğal olarak. Bunun da tabii ki geçen sezon kutlamaların yansıması olarak görüyoruz. Ama maç sonrası hiç onlara değinmeyip gayet tribüne de hakkını teslim etti. Mourinho ile ilgili sataşmaları da hiçbir ne maç öncesi ne maç sonrası muhatap oldu. Bir detay için pas atacağım izninizle Selahattin Tabii abi. Ki. Bu kadar konuşup İrfan Can'ı konuşmamız gerek Selahattin abi. Yani İrfan Can'ın bu kadar Onu zaten ayrıca çok bu daha kadar detaylı konuşmak Öte lazım. yandan oyuncu muamelesi gördüğü Fenerbahçe'den e, çok başarı çıkmaz bence. en iyi yerli oyuncusu Fenerbahçe. Yani derbi çok net bir şekilde İlk 15-20 dakikadan sonra İrfan Can'ı çağırıyordu. Ya da çok, özü, çok, geç çok özür, geç geldi. diliyorum Ezgi. Çok bugün araya girdim. Bir pas atayım şöyle İrfan Can özelinde. Tadit Çeko Selahattin abi. Bu da bir Fenerbahçeli çok iyi bir arkadaşımın yorumu. Yüzde yüz katıldım. Geçmişte Hoydonk'la şampiyon olduk dedi. Hoydonk yaşlı bir oyuncu olarak geldi ama etrafı neydi? Tuncay, Serhat genç oyunculardı. Bana dünyada lütfen bir takım söyle dedi. Ana iskeletin hücumda 38 yaşında bir oyuncu. Diğeri 36 işte Galatasaray Mertens Sikardi'yi kaldıramadı o simen gelince farklı bir kimliğe yüründü. O yüzden ben İrfan bu kadar geri plan atıldığı senaryoyu aklım almıyor açıkçası evet. mantığım almıyor. Şimdi İrfancanın büyük bir olgunlukla karşılıyor olması bunu takdire şayan ama muhtemeldir ki yönetimle de o konuda e, mental destek alıyordur yani. işte hocanın tercihi de senin de sıran gelecek falan ama şu Tadis'in oynayıp oynamadığını anlamadık ya. Oyunda görmedik Hiç yani. Hiç yoktu. Ya bunu Mourinho'nun da görmesi gerekmiyor mu? Görüyordur belki bir taktik var ya bir şey bekliyordur. Bekleyip vuracaktır. Oyunu sola yıkıp sağa alacaktır bir anda. Bekliyorsun hiçbiri olmadı. O zaman hoca eleştirilir. Yani Mourinho'da olsan e, burada müthiş bir enerji var. Müthiş bir birikmiş. Mourinho'da olsan dediğiniz aslında Selahattin Kınalı. Mourinho çok, son yıllarda Avrupa'nın en çok eleştirilen teknik direktörü genel anlamda. Olabilir ama e, öyle. Sen de Türkiye'sin ama şey, Türkiye'ye gelmiş. Dünya futbolunda yeri olan bir ülke değilsin parasal konular dışında. O da o kariyerle Türkiye'ye gelmiş. Ee, ben yine gelişini çok önemsiyorum. Ben, ben futbolun içinde her şeyle var ola gelen ve bundan sonra da olması gereken bir figür olarak görüyorum Mourinho Üzerine kitaplar yazıldı, yazılacak. Ee, onun ligimize e, bir değer kattığı aşikar. Ama belki kendisi de gelirken Türkiye'yi doğru değerlendirmemiş olabilir. Fenerbahçe'yi diyemiyorum bak. Ülkeyi doğru değerlendirmemiş olabilir. E, sanki böyle bir e, şu tadite, bak şu tadite bu bu kadar tahammül eden hocanın biraz da e, sanki böyle boş vermişliğe doğru zihinsel olarak yöneldiğini düşünüyorum ben. Ya mümkün değil tadite 15-20 dakikasından fazlasına. Ya da acaba az önce sizin etmesi. dediğiniz gibi bazı oyuncuları tutuyor ve bir pozitif ayrımcılık yapıyor olabilir mi? Boş vermişlikten ziyade bu yani, açıdan da bakabilir miyiz? Çağları çok Tadıştan önemsediğini biliyoruz. Ya yani şöyle sonuçta hoca da e, skoru oynuyor. Kazandığı müddetçe var var olacağını biliyor. Elbette ki e, oyunculara güvenip tutmasından anlaşılmaz bir şey değil bu ama bazen de takımın bütün e, tümsel Enerjisini idare etmek teknik adamın işi oluyor. Şimdi sen beka bu iyi oyuna rağmen kesince diğer oyuncular da etkileniyor bundan. Tadisi bu kötü oyuna rağmen 90 dakika mı kaç dakika tutmuşsa oyunda tutuyorsan İrfancanın etkilenmemesi mümkün Mesela değil. Mesela 45'te de bir İrfancan Can bile hamlesi yapılsaydı her Keşke şey be, daha farklı olacaktı. 3-0'dan yapıldı. Evet. 2-0'da İrfan Can'ı çağırdı. Taç kullanılıyordu çünkü evet, o sırada ondan evet. gözüm İrfancan da koşmaya başladı. O taç saraya geldi. 3-0 geçmiş olsun. Orada artık İrfan evet. Can da bir şey yapamaz. Belli olmaz ya. Sonuçta 3-0'dan 4-3'ler hatırlıyoruz Mehmet. Önemli olan o 4-3'ler desteğini... Ama şöyle Selahattin abi artık ben şu noktadayım. Ya bu seviyelerde tüm, şuna, çok kolay değil şuna tabii. Şuna bence uyanması gerek tüm taraftarların. Ben aynı noktadayım. Bir büyük takım yönetiyorum. İç sahada kazanmak zorunda mıyım? Deplasmanda beraberlik mi? Ben deplasmanda beraberliğin olduğu senaryoyu tercih ederim. Bir, o stada gelen 40-50 bin taraftarın ev sahibine yarattığı baskı, kazanma coşkusu. Ve artık futbol nasıl fizikten, teknikten fiziğe evrildiyse, bence işin şu kısmında da hocalar bu derbilerde, deplasman derbilerinde bu tesadüf değil artık Galatasaray'ın Kadıköy'de son 5 sene. Dördüncü galibiyeti oldu. Yine Fenerbahçe'ye bakarsak da Fenerbahçe'de, Aslan Tepe'de sadece bir Zaniololu maç kaybetti son dönemlerde. Deplasman takımlarının daha istediği oluyor. Böyle bir gerçek de var yani işin oyun formasyonu kısmında. Biraz daha siz beraberlik cepte senaryosuyla hareket ettiğinizde galibiyet sizin bonusunuz oluyor ama tam tersi ben kazanmak zorundayım psikolojisi. Daha da sizin açınızdan ters sonuç yani son dönemlerde bakalım büyük takımların aralarındaki maçlara. Deplasman takımların Trabzonspor'un çok deplasman galibiyeti var. Şimdi Serhat'ın abi olduğu için karşı Trabzonspor'u Fenerbahçe'li şey kardeşlerin işte Trabzonspor Galatasaray'a hiç de zorluk çıkarmıyor diyorlar ya, sık. sık. Galatasaray'ı Aslan Tepe'de en çok yenen takım Trabzonspor. Evet. <laughs> Bustere'ye en çok gol takım Trabzonspor. Nasıl oluyorsa bu işler. <laughs> Kendi pencerenden bakıp diğer pencereleri körleşince içsel bir körleşme de yaşıyorsun. Yani eleştiriden ziyade e, karikatürize bir tipe dönüşüyorsun. Dikkat etmek lazım. E, bu tür değerlendirmeleri yaparken. Sıcağı sıcağına değil de böyle 24 saat geçtikten sonra işte yine makul bir süre geçtikten sonra değerlendirmek lazım. Ve Fenerbahçe'nin çok kötü oynadığını da düşünmüyorum bu arada onu da söyleyeyim. Her an Fenerbahçe'nin her hata Galatasaray defansında paniğe ama yakın bir Ama şey doğru oynamadı yaratı. Selahattin abi. Yani e, bir, tek, bir daha fazla. tek maksimin üzerine bir oyun planı olmaz evet. ve oyuncu bir yerden sonra dripling yapamazsınız. Bir atarsın, kanadı geçersin, iki atar ama Okan Hoca da yeri geliyor oraya Barış Alper'i Kaan'a yardım et dedi. Sanchez'i çekti. İkinci yarı artık oyuncu da Hayır bir de kağıt üzerinde orta sahalara baktığımız zaman Fenerbahçe orta sahası bir adım önde gibi değerlendirirken orta sahada hiçbir varlık gösterememesi de aslında çok enteresan. Futbol çok istatistik üzerine okumayı sevmiyorum. Maç sonrası Fenerbahçe'nin gol beklentisi Galatasaray'ın çok üzerinde ama şöyle söyleyeyim. 3 gol. Sarı'nın ki bence kaçmayacak bir pozisyon 0-0 iken. E, maç Galatasaray aleyhine bir sonuçtan o, o, o pozisyon şey kırıldı. Herhalde, değil mi? E, Çıkardı mı? Çarptın. Çıkardı bence. Hakkını teslim edelim yine. Yunus'un bir tane ince offside var gol yaptı. Bir tane karşı karşıya ince, kaçırdı. Bayağı e, vuruşu güzeldi. en azından Tabii. orada gol o pozisyonu yaptı yakalaması. Yani. O Simen'in kaçırdıkları, ya yani Galatasaray bayağı pozisyon buldu. Evet. evet. Ev sahibi olarak rakibimize bu kadar pozisyon vermeyeceksiniz. Fenerbahçe sadece Maksimen'le Başladığı gibi görünüyor. Oyun bize öyle anlattı bunu. Fakat soyun modasında öyle olmadığını hep, hepimiz biliyoruzdur. Çünkü soldan maksimen bazen oyunu sola yığıp da bir ters topla sağda Tadiç'le oyun kurmayı planlıyordu Fenerbahçe elbette ki. Fakat Tadiç'in karşısındaki çocuk Yakup Jakob mu? Yakup. Yakup Jakob sert ve akıllı bir çabuk bir oyuncu. Tadiç'i çok kolay etkisizleştirdi. Bunu Mourinho'nun görüp Mourinho da e, Abdullah Avcı gibi... Ee, ön taraf oyunları yani hücum zenginliği konusunda savunmadaki birikimleri yok. Bunu görüp müdahale edip oyunu alsaydı eğer İrfancanı ben Fenerbahçe'nin bu kadar teslim, kolay teslim olacağını düşünmüyordum. Ama hoca seyretti, bilmiyorum. Ee, elbette kendi işlerinde bunun değerlendirmesini yapacaklar ama bence bu Mourinho kalibresindeki bir hocanın yapabileceği bir hata sınıfında değildi. Bunu göreceksin ve müdahale edeceksin takımı yıktı Maksim'in üzerine. O çocuk da tamam yani son hareketleri yapamıyor ama topla çok fileli tribünleri ateşleyecek oyuncu tipi aldığını Peki, götürdü. Peki oyuncular niye reaksiyon? Hadi Mourinho sonuç itibariyle buradaki oyuncular da çok tecrübeli büyük maç e, deneyimi olan oyuncular. Neden? Hiç kimse de bir reaksiyon olmadı. Fenerbahçe'de e, çok dikkat çekiyordu gelmiş. bu. Ya Ceko diyoruz ya 38-39 yaşlarına gelmiş. Çok fazla bir şey ya reaksiyon alma, ikiye bir yapma filan konusunda çok şey vaat etmiyor sana. Öyle de kullanamazsın zaten. Hayır Fred İsmail alabilirdi. Biraz altında kaldı. Şimanski alabilirdi. Fred, 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 gibi oynamıyor. Fred'in kendisi gibi oynamadığı hiçbir oyunu Fenerbahçe'nin çevirme şansı yok zaten. Dün e, Fred çok gerisinde kaldı kendi oyununun. Bunun nedeni e, Galatasaray orta sahasının dinamizmi olabilir. Galatasaray'ın e, pas yapması olabilir. formasyonu denir. Seyretler merkezi çok kalabalık tuttu Galatasaray. Yunus çok içeri geldi. Kaan geldi. Barış Alper geldi. Bir de Ezgi bu kadar konuşuyoruz ama bir konuyu daha teslim edelim. İşin beceri noktasında Galatasaray daha becerikli takım. Yani orada Yunus'un ortalayıp Osimen indirip Mertens'in bitirdiği pozisyon her takım yapamaz. Burada biraz oyuncu becerisinin de hakkını teslim edeceğiz. Galatasaray City daha yetenekli ya. bir takım. City golüydü o çok şahane bir gol yani. Ve e, çalışılmış. Yani Yunus hani ben şöyle bir ortalayayım ceza sahasına topu bir yollayayım karışır oralar belki değil. Atla, göğsünü attı. Adam göğsüyle inledi. de... Rakibin tam gardını düşürecek gol e, tipi yani. Hem sağdaki tribündeki taraftarın psikolojisine Zor olur bu maç. Mantığı oluyor artık orada. Ya o simme gelene kadar psikolojik üstünlük Fenerbahçe dedi. Eve, dün eve iki gün Fenerbahçe'li bir arkadaşım var. Mehmet Çebi. Çepner, Çepni, Çebni Türk yani. Fanatik Fenerli. Fanatik de Trabzonlu. Trabzonlu memleket Trabzonlu. Olur. Bir cümle alayım. Benim gibi. Kaç kez biter maç dedim 2-2 iki, iki biter ya bir tane daha atlasana bize dedim <laughs> ben ama oyunun Cekor'un atması lazım dedim benimkini saymazlar. Peki şimdi devam edeceğiz biz derbi sohbetimizde değerli izleyenler ama bu saati tamamlayalım Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi PAOK'un son maçının özetini izleyeceğiz saat başında biz yeniden buradayız. Skor ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Derbi'yi tüm detaylarıyla değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir taraftan kazanan cephe Galatasaray'a yine dönersek, yani Mourinho'yu ve Fenerbahçe'yi çok daha ayrıntılı konuşacağız elbette ama Okan Buruk dersine çok iyi çalışmış Mehmet. Bunu söylemek lazım. E, maç öncesinde Mourinho'nun neredeyse her açıklamasında kendisiyle ilgili bir bölüm vardı. Bu ekstra aslında hem Galatasaray'ı hem Okan Buruk'u motive etti mi bunu sana bir sormak istiyorum. Onun dışında da gerçekten çok büyük bir tecrübe, çok büyük bir kariyere karşı günün sonunda Avrupa basınında dahi konuşulan tek bir fotoğraf karesi vardı aslında. Okan Buruk'un Mourinho'ya bir bakışı ve aslında yani tırnak içerisinde sağ içerisinde bir ders verdiği şeklinde haberler Avrupa basınında da manşetleri süslüyordu. E bu noktada Okan Burak bizim de bir parantez açmamız lazım. Doğru. Maçın ardından da ben Okan Hoca'yı tebrik ettim. Galatasaray'la profesyonellerle sohbet etme fırsatı buldum. Bir kere şu çok önemli Ezgi. Galatasaray dersini çok iyi çalıştı. Sinirlenerek gelmedi. Sakin geldi. Sakin kalmak çok önemli bu derbilerde. İşte örnek verelim. Fenerbahçe tarafında Mert Hakan'ın çok sakin kalamadığını Hı. gördük. Çok özür dileyerek bir gireceğim. gireceğim. Normal şartlarda işte Mourinho'nun açıklamaları acaba Galatasaray'ı gerer mi? Biraz stratejik mi yaklaşıyor? Yo, gerginliği burada... mi artırmak istiyor denirken tam tersi motive olmuş bir evet. görüntü verdi Galatasaray. Hem, sakin bir şekilde hem yöneticiler hem kulüp profesyoneller Okan Hoca ile konuşmuş. Mourinho'ya hiçbir şekilde cevap vermemesini, Hı. sakin kalmasını Sonuçta evet yani ikisinin kariyerini kıyaslarsak Mourinho çok büyük teknik direktör. Okan Hoca'nın daha çok uzun yıllar var önünde. O da çok başarılı bir teknik direktör. Cevabı sağda vermeliydi Mourinho'ya bir ve işin formasyon kısmında verdi. Nedir? Maç öncesi herhalde herkese kağıt kalem 11'leri kıyaslamanı istesek. Ee, İsmail Yüksek, Fred Şimanski üçlüsünün Torreira, Gabriel Sara, Mertens üçlüsüne baskın çıkabileceği Doğru. Hep düşünülür. böyle konuştuk. Ama ne yaptı Okan Hoca? Oraya e Yunus Akgün'ü getirdi. Kaan Ayhan'ı getirdi. Barış Alper'i getirdi. Galatasaray sürekli üçgenler. Hatta 0-0'lık sekansta Gabriel Sarı'nın kaçırdığı golü bir izleyiciler canlandırsın gözünde. Galatasaray'ın hep yaptığı dörtgen deriz, evet. üçgen deriz, o paslaşma trafiği. Ve boyunu kısalttı. Herkes birbirine çok yakın tam oynadı. Tersi. Fenerbahçe tam tersi. Tam Fenerbahçe'ye tam tersi. Çağları ben biraz Nelson'a benzetmesin. Takım boyunu uzatması evet. Ceko ile birlikte. Fred'le İsmail bir yere kadar o bölgeyi taşıyabilir. Galatasaray çok iyi çalıştı dersine. Bunu söyleyebiliriz ve e, şu da var. İkinci golü atan Mertens. Bir gol sevinci var. E, kendisiyle özdeşleşen Napoli'de yaptığı, Galatasaray'ın İSA saha maçlarında yaptığı. Kadıköy'de o sevinci yapmadı. Çünkü o sevinci yapsa muhtemelen tribün ambiyansı bambaşka olacak. Yani burada sakin kalmak çok önemli. Yani Galatasaray 20 sene Kadıköy'de e, kazanamadığı bir periyot vardı. Ben burada, ben de artık tabii ki o medyanın içindeyim. Biraz medya şöyle... E, medya çok kaşıdı. Yani Beşiktaş'ta 2005-2020 15 sene. Trabzonspor 98-2020 22 sene ama hiçbir kulüp yani Beşiktaş ve Trabzonspor Galatasaray kadar seriler 10 sene oldu. 11 sene 12 sene. Burada da işte tabii Galatasaraylı oyuncuların Galatasaray'ı duyduğu aidiyetin ters mesela Hasan aktörlerden de. Galatasaray uzun yıllar o statta kazanamadı ama şunu idrak etmemiz gerek. Fenerbahçe'nin 2000 ile 2010 arası Galatasaray'a karşı büyük bir ekonomik üstünlüğü vardı. 50 bin kişilik stadyum Aziz Yıldırım dönemi. Yani orada Fenerbahçe Galatasaray üstünlüğü kurarken Alexler, Anelkalar, Apyalar, Roberto Carlos'lar oynuyordu. Galatasaray o stadı Inomoto ile Uğur Ferhat'la gidip kaybettiği derbeler oldu. Önce kadrolar eşitlendi. Galatasaray 50 bin kişilik stada kavuştu. İşte Ünal Aysal dönemi o kurulan kadroyu hatırlatıyorum. O statta beraber kalarak da sonuçlar almaya başladı ve o stada mutlak galibiyet parolosuyla değil Kazıköy'e kaybetmemek üzerine gittiği maçların çoğundan da galibiyetle döndü. Serinin bittiği maçı da hatırlatayım işte. On ye kurunun çok çıktı. Falcao'nun penaltı golünün evet. olduğu maç. Mustafa Muhammed'in golü yok mu? Son ek senin. O maçları hep Seyhat abi Galatasaray açısından hmm. beraberliğin cepte oldu. Çünkü beraberlik senaryosunda Galatasaray puan aldıysa Fenerbahçe'nin önünde olacaktı maç sonunda. O maçları kazandı. Yine aynısı Jesus döneminde de şahit olmuştuk. Bu maçta da öyle oldu. Galatasaray gayet garanti oynadı. E, kaybetmemek üzerine bir strateji ama zaten bu oyun size galibiyet de getiriyor ve farklı bir galibiyet daha farklı bir sonuç da olabilirdi. İşin sakinlik kısmı bu çok önemli yani. E, çok detay var. Bundan çok sapmayayım ama örnek vereyim. 4 sene önce o serinin bittiği maçta Hasan Şah cezalıydı ve Galatasaray tarafı tahkime başvuruda bulunmadı cezanın inmesi için. Normalde iki maçlık cezalar sizi itiraz ettiğinizde bire iner. Getirmediler Hasan Şaşı Kadıköy'e. Neden? Tribün ambiyansını çok alevlendirmek istemedi. Bakarsak da Galatasaray'da bu anlamda Okan Hoca'ya maç başı küflü tezahürat ama Okan Hoca'nın en ufak reaksiyonu olmadı. Maç sonrası Mourinho'yla Pokal hemen pekala sahanın içinde kalıp sevinmeyi de tercih edebilirdi. Yine basın toplantısında ben katıldım. Hiç Fenerbahçe taraftarını eleştirmedi. Ambiyansı güzel bulduğunu söyledi. Mourinho'ya yine sataşmadı. Bunları yapmalıydı. Galatasaray'da bu yapıldı ama bir tabii işin bir de şu boyutu da var. Geçen sezonki maç 1-0 kaybedilen bu maçta Galatasaraylı oyuncuların teknik etin hep kafasında vardı yani bana söylenen bugün de sabah gazetesinde zaten manşet yaptım. Onur meselesi olarak gördük. Hani geçen sezon şampiyon olunsa da o bir tatsızlık bırakmıştı derbinin kaybedilmesi. Çünkü derbiye Galatasaray düzgün hazırlanmamıştı. Üç gün izin. Oyuncular maça ellerinde bavullarla nasılsa şampiyon oluruz Bir iki üç gün izin yaparız. Bu sefer tam tersi. Derbinin tarihi belli olduğu gibi izin pazar gününe yazıldı. E, Antep ve Rize maçları oynansa da hiç izin verilmedi. Gayet çalışmalar yapıldı. Bu kadar konuşuyorum. Son ekide şunu da yapayım. Bir de Okan Hoca'nın forma adaleti. Bu teknik adam 2 sene önce Icardi 75 dakika kulübede oturup Barış Alper'le Kadıköy'de kazanan teknik adamdı ve 15 milyon euro yapı yatırım yapılan Zanyolo'ya rağmen sezon boyunca Rashisa e oynatan teknik adamdı. Transferin son günü 6 milyon euroya Şalhai'yi getiriyorsunuz. 2,5 milyon euro yıllık ücret. Pekala Yunus Sen kenara. Ben Şalayı oynatacağım diyebilirsiniz. Yunus iki maç oynuyor. Tabii şunu da söyleyelim. Yunus artık sağ açık oynamıyor. Oyun ezberini solda oyunu genişletiyor. Yani Okan Hoca hem oyuncuyu kazanıyor hem de oyuna bence çeşitlik katıyor dokunuşlarıyla. Ama tabii Sanchez'in o simeninde yani stoper ve forvetin de Galatasaray'ın o takım oyunu kısaltması çeyresini değiştirdiğini söyleyelim. Ve birazdan senden Muslera için de bir söz hakkı isteyeceğim. Selahattin tabii Pasat. Önce Okan Buruk diyelim ama. Selahattin Galatasaray Barış Alper'in sürpriz santforluğuyla 3-1 kazandı. 3-0. 3-0'lık maçta hocası kimdi efendim? Okan Buruk, Jesus. Jesus. Okan Buruk, Barış Alper Lejici'si, Yunus Akgün'le de Mourinho'yu alt etti. Şeyi bu sürpriz oyuncular bunlar. Ee, biz hafta boyu şöyle oynayacak, bu böyle oynar, şu oynar diyoruz. Hocanın kafasında bambaşka bir şey var. Kim mesela Yunus, e, Galatasaray'ın serbest adamıydı. Ama serbest derken kafasına göre değil yani. E, oyunun her yerinde sorumluluk alma inisiyatifini vermiş hoca ona. Yunus da bunun karşılığını verdi. E, Okan hocayı bu anlamda teşekkür etmek futbol adına ve tebrik etmek lazım Besleyi adına da. İyi çalışmış dersine. Fenerbahçe cephesinin e, Mourinho'yu yönlendirerek belki okla, ortak akıl bunu tavsiye etti hocaya. Sürekli Galatasaray üzerine oynamasına, Galatasaray yönetimi de ve hoca da bence karşı hamle olarak çok sağlıklı bir duruş gösterdiler. Tribünleri e, galeyana getirecek ortamı e, gelecek hiçbir e, e, eylemin içinde olmadı Galatasaray cephesi. Sadece oyuna odaklandı. Oyuna odaklandığında da oyunu e, Yunus üzerinden kurguladı bana göre ve çok da e, başarılı bir sonuç aldı. E, Fenerbahçe toplam aklı e, neleri yapıp hangi sonuçları aldığı ile ilgili iyi bir yüzleşme, hesaplaşma içine girmeli bence. Ama bu şu demek değil ben Galatasaray'ın beraberliği üzülmeyeceğini söyledim. Herkes söylüyordu yani ben söyledim derken. Ama 5 puanlık fark yani Galatasaray'ın muhtemel bir galibiyeti sonrası oluşacak 5 puanlık fark psikolojik üstünlüğü Galatasaray'a verir. E şu anda üstünlüğü Galatasaray'da. Ama iki, iki maçlık bir buçuk maçlık bir e, fark var yani o kadar büyütecek bir şey de yok. Fenerbahçe gemiyi teslim ettiği adamın ilkelerine, e, gemiyi yürütme şekline, kasmille yol alacağına hiç karışmazsa, sonuna kadar bu mücadelenin içinde olur. Ama eğer yine hocayı ki bana göre yanlış yönlendiriliyor Mourinho. E, bu kadar kısa bir süre içinde bize bu kadar çabuk benzemesinin e, bilimsel bir karşılığı Buraya yok. Mourinho zaten bize benziyordu Selahattin Kınalı. Yok. Yani Portekizli olup da Peki İngiltere'de bize çok benzeyen bir profil ben başka İngiltere'de ya da e, Portekiz'de e, işte Chelsea'nin başındayken Aynıydı. Yine benzer açıklamaları yapıyordu. Yine hakemle uğraşıyordu. Ama onların Yine futbol, rakip, onların rakip teknik adamlarla, rakip takımlarla uğraşıyor muydu? Her maç ayrı mı uğraşıyordu? Basın mensubuyla uğraşabilir ona bir şey demiyorum. Selahattin Hatta abi onların futbol iklimine oldu. çok ıı, ters geliyordu. Afallıyorlardı ve Mourinho akıl oyunlarını alt ediyordu. Ama evet. Bizim lig zaten böyle oynanıyor. Bizim Hı. çok yabancısı olduğumuz. Biz tam tersi Mourinho'dan bizim seviyemiz yukarı çekmesini bekliyoruz. O tam tersi bizim seviyemize <laughs> iniyor. İşte burada aslında biraz. Mourinho'nun yani. işine karışılmazsa eğer. Ben Fenerbahçe'nin yarıştan kopacağını düşünmüyorum. Peki açıkçası. bir taraftan da şimdi şunu da söylemek lazım. Maç öncesi dedi ki Mourinho kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi oyununun ne olduğunu aslında bir noktada sormak gerekmiyor mu Mourinho'ya? Yani ben açıkçası Fenerbahçe'nin kendi oyunu nedir şu anda söyleyemiyorum. Bu 6 hafta geride kalan hatta tüm resmi maçları da düşünecek olursak o oyun nedir bilmiyorum. Ama bu... Mesela maç sonu açıklamaları... Jose Mourinho açıklamaları değildi bana göre. Çok basit bir şekilde onlar üç gol attı, biz gol, bir gol attık demesi mesela tatmin etmedi insanları. Niye öyle olduğunu izah Basın toplantısına çıkmaması, başka bir tartışmayı da e, beraberinde getirdi şimdi ne oluyor ne bitiyor. Sadece Okan Buruk gerçekten toplantıyı uzattı diye mi acaba çıkmadı? E, yoksa başka bir sebebi daha mı var tartışmaları? Çok erken başladı Fenerbahçe'de. Ve bunları da Mourinho açıklamalarıyla ya da yapmadığı açıklamalarıyla aslında yaratıyor. Mourinho'nun kendi oyunumuz dediğinin bizim ne anladığımızdan çok kendisinin ne anladığı önemli. İşte evet. Bir Galatasaray'a karşı başka bir kendi oyunu vardır. Dış sahada başka bir takıma karşı başka bir kendi oyunu vardır. Onun kendi oyunundan kastığı hafta boyu oyuncularıyla sahada ve toplantı odalarında yaptığı kurgudur. Yani o anlamda e, oyunundan ne anladık e, bir şey anlamadık demeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü senin bir oyunun var da rakibinin de bir oyunu var. İşte rakibinin oyunu senin oyununa galebe çaldı. Yunusla seni şaşırttı. Bir türlü de e, hoca ona yönelik bir karşılığını geliştiremedi. İşte Tadiç'i onca süre sağda tuttu. Belki daha erken e, değişiklik yapabilirdi Ceko'yla, El Nesli'yle falan. Bir sürü şey düşünülebilir. E, rakibinin de en az senin kadar yetenekli ayakları olduğunu, zeki, becerikli ayakları olduğunu, kafaları olduğunu düşünürsen senin or şeyde soyunma odandaki kurgunun e, sahaya taşınmaması da olasılıklardan biri. rakibi e, rakibin senden daha iyi hazırlanmış, daha becerikli ayakları var. Daha e, ra rakip de rakibe göre bir oyun kurgusu hazırlıyor. Demek ki Okan Hoca'nın kurgusu e, senin kurguna galebe çaldı. E, seni çok rahat bir şekilde alt etti yani. Ama bu şu demek değil yani bu, bu maç böyle olur. E, e, takip eden maçta başka türlü bir senaryo gerçekleşecektir. Fenerbahçe'nin elinde Türkiye koşullarının ortalamasının çok üzerinde bir kaliteli oyuncu grubu var. İşte bu oyuncu grubundan beklenen oyun da bu değil, Selahattin. Ama Mourinho'ya getirirsen bu. Mourinho e, bence sadece e, Galatasaray'ın başlangıç Fenerbahçe aslında oyunda çok kötü de başlamadı yani. Ada birinci dakikada öne bile geçebilirdi. Bu bir tabii ki maçı kazanacağı anlamına gelmez. Ceko'nun geriye çıkardı. Evet. Hı -hı. Çok hani net pozisyon ya pozisyon yani %100 gol. İyi bir görüş görüyorum. Çok Öyle iyi bir yerde. Yani. O da olabilirdi. Yani tek maç üzerinden e, bir takımı göklere çıkarmak, diğerini yerin dibine batırmak doğru değil. Ligin henüz başı. Ve Fenerbahçe eğer e, senin, benim, Mehmet'in, çorum Çorumsporlunun da gördüğü bazı e, oyun içi haksızlıklar, oyuncular arasında ayrım mı yapıyor duygusundan bir an önce kendini kurtarırsa oyuncu kalitesi, oyuncu kalibrisi Zaten işte 2-3 iki, iki, tane takım var. Birinin bütçesi 300 milyona dayanmış. Biri 250-300 arası. Biri 150 işte Beşiktaş, Trabzon işte 100. Zaten işte 4 tane takım var ligde. Diğerleri biz kimse kendini kandırmasın. Yok işte Avrupa'nın en büyük 5. 6. ligi yemişiz falan. Biz İskoçya Ligi'nin Anadolu'daki temsilcisiyiz. Glasgow Rangers Hibernian Hearts. 4 takım oynayacak. Diğerleri figürasyon. Yani şeylere baktım. 4 takımın bütçesi işte 300, 500, 600, 700, 750 milyona göre kalan 15 takımın bütçesi 100 milyon olmuyor yani. Böyle birlik olmaz. Yani böyle birlikte kalite olmaz. Peki. Yani rakibin ne kadar kaliteliyse sen de o kadar kaliteli olabilirsin. Daha fazla olmanın imkanı yok. Şimdi bu iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştuğumuz için söylüyorum. Bu iki takım kalan maçlarının kahır ekserini yine kazanacaklar. Bana sorarsan. Şeyde, Telekom'da ikinci bir şey maça çıkacaklar. O maça Galatasaray 4 puan önde çıkamadığı müddetçe Rams Park'ta işte. Ee, şampiyonluk adaylarından biri de Beşiktaş'ın o zamanki durumunu bilmiyoruz. O da denklemin içinde olabilir. Trabzonspor zaten sular seller gibi gidiyor onu saymıyoruz. Peki birazdan konuşacağız. E, Mehmet senden de bir Mourinho değerlendirmesi rica edeyim. Mourinho, yani Lucescu futbolu diyebiliriz aslında biraz fazla evet. kontrolün olduğu. Abdullah Avcı katılıyorum yani o ekol e, bakarsak zaten onu mükemmel yapan Simeone o yüzden yıllardır Atletico Madrid'in başında. Onu futbolu biraz güncellemiz gerekiyor. Güncelleyen teknik adam Simeone olup hala Atletico Madrid'in başında oluyor. Güncelleyemezsiniz Abdullah Avcı gibi Trabzonspor'da hani e, kışı görmeden görevden ayrılmak durumunda kalıyorsunuz. Mourinho da United'lardan, Chelsea'lerden Roma Tottenham'ın ardından kariyer Türkiye'ye düşüyor. E, ne olursa olsun hani Avrupa'nın 5 büyük liginde öyle hedef oynayan bir takım bu saatten sonra ben Mourinho ile çalışabileceğini düşünmüyorum. Ne yazık ki biraz Fenerbahçe tarafının pro yani yöneticileriyle bir yönlendirmesi olduğunu düşünüyorum Galatasaray'a karşı demeçlerde. Çünkü en yani çok e, akıllı mantıklı izah edilir bir durumu yok. Galatasaray Rize Spor'u 5-0 yemiş Ezgi. Bana o maçın hakemi kim diye sorsan söyleyemem. E, rakibimiz kart görmedi. Biz de kart görmeyeceğiz diye maç konuşmasına çıkıyorsunuz. Hani bunlar ister istemez sizin derbide bir şey yapmanız gerek ben sadece Maksim'in üzerinden bir oyun kurgusuna doğru bulmuyorum. 2-0 ilk yarı bitti. Gabriel Sarı'nın pozisyon var. Mertens'in pozisyon var. Barış'la Osman'ın ters koşusu var. Orada diğer oyuncu koşusu offside olmayıp odan çok net ikiye bir yakaladıkları için gol çıkabilir. Bu kadar pozisyon vermişsin. Senin yaptığın hamle İsmail Yüksek, Amrabat. Tam tersi oradası İrfan Can'ı, gerekirse Mert Müldür'ü. Örnek veriyorum. Yani defanstan da 3 bölgeden de oyunu çıkartabilirsin savunma ortasına. Üç değişikle başlayabilirsin. Sonuçta e, derbide hiç reaksiyon veremedi. E, ve e, Fenerbahçe açısından e, sıkıntılı bir yenilgi oldu ama aynı noktadayım. Fenerbahçe kadrosu çok iyi bir kadro. Galatasaray'a kaybetse de hafta sonu Antalya deplasmanı kazanmaya yine yakın taraf. Yani bu takımlar zaten ligde aralarında oynadıkları maçlar dışında çoğu maçı Kazanmaya devam edecek. İşte o yüzden edecek. bu karşılaşma önemli hale geliyor, kritik hale geliyor. Fenerbahçe açısından tekrarlayayım. İşin matematiksel boyutunda bence kritik nokta Rams Park'ta kaybetme kredisi kalmadı. Rams Park'ta kaybedeceği senaryoda ben Fenerbahçe'nin şu an konuşuyoruz 5 puan fark, hiç puan kaybetmedi. Kaybetme değil, puan kaybetme. Ha ben yenilme. Yani Rams Park'ta puan kaybetme lüksü kalmadı. Bence berabere yine kalabilir. Futbol bu, 5 puan fark kapanabilir ama Tam tersini şöyle seslendireyim seyirciler matematiksel olarak şimdi 5 puan fark hiç bütün maçlarını kazandılar. Sezon ikinci yarısı bu derbi Rams Park'ta oynanıyor. Galatasaray kazandı. Puan farkı 8'e çıktı. O zaman Fenerbahçe açısından sezon biter. Onu demek istiyorum. Yani öyle bir kritik boyut var. Hı hı. Beşiktaş da yok saymayalım. Beşiktaş sonuna kadar bu yarışın içinde olacak. O da bir gerçek. Yani geçen sezon çok iki taraflı. iki sezonur aslında Galatasaray Fenerbahçe yarış çiziyorduk. Bence bu sefer Beşiktaş'ta mayıs ayını görecek gibi ama tabii gözüken şu şu an moral motivasyon kadro e, ipler Galatasaray'ın elinde bunu görebiliyoruz. Peki Muslera ile ilgili devam edelim. Az önce söylemiştin. E, sezon başlangıçlarında hep biraz acaba bu sezon artık yavaş yavaş Muslera Doğru. sona mı geliyor denirken e, yavaş, yavaş 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 7. 8. haftalardan itibaren genelde toparlanmaya başlayan bir Muslera'dan bahsediyoruz. Bu sefer de zannediyorum e bu karşılaşmada aslında Muslera tam anlamıyla kendisini gösterdi. Ne dersin? Maç öncesi de söyledim. Muslera çok daha iyi bir kaleci Livakovic'den ama Hakkaniyetli oğlum ligin ilk 5 haftasını Avrupa evet. maçlarını çünkü Lugano eşleşmesinde de Livakovic'in çok kritik bir kurtarışı vardı. Livakovic daha formdaydı. Ama derbi Galatasaray 3 gol attı. 3 offside'ı var böyle hani pozisyona girdi. İşte Sara'nın, Mertens'in, Osimen'in, Yunus'un kaçırdıkları. Bayağı pozisyon buldu Hı -hı. ama bir ismin hakkını teslim edeceğiz. Mustera. Bütün Kadıköy'deki maçların kırılma anlarında bu 2012'de süper finalde Semih Şentürk'ün kafasını çıkartırken de e, Kadıköy'deki serinin bittiği maçta Mehmet Ekici'nin frikiğini kurtarırken de bu maçta da 1-0'lık bölümde Oster Wolde'nin pozisyonunda kalede büyüdü. Yani bazen kaleci sizi e, direkt olarak maçta galibiyetin önünü açıyor. Şu an ligin ikinci kalecisi ya. Birinci? Kim? Malum. Ha, Uğurcan. Uğurcan. Can, ha, çok doğru, iyi Uğurcan, Doğru, doğru Uğurcan söylüyorsun. Uğurcan bütün Trabzonspor maçlarına. Trabzonspor evet. iyi başlamadı. Şu an Uğurcan'ın 4 puanı var. Trabzonspor'u <laughs> <Doğru <bir> söylüyorsun. alamadı. <laughs> doğru söylüyorsun ama şu da var e, Selahattin abi. En azından maçları tribünde izleyen biri var. Kadıköy'deki maçları da kastediyorum. Oyunu çok iyi soğutuyor. İhsal çünkü yani biraz derbi deplasman takım için çok tempo olmayacak orada. ya Mustero, Mustera o, şey, Popescu pasalı. gibi oynuyor. Evet. Popescu'nun görevine bürünüyor top Galatasaray'dayken. Yani çok rahat pas yapıyor. Ne, i̇statistiklere inan bakmadım Ezgi ama topla çok oynadı. E, evet. Çoğu takım arkadaşının önündedir. Bir iki Sanchez'de, Abdülke... iki tane pas hatası yaptı ama şöyle kız, onda da eleştiremeyeceğim Senet'le. O kadar çok topla oynuyor ki iki tane de kötü pas atma şey kredisi olsun. O da şey çok bilmiyorum. önemli. Çünkü o topları uzun vurup dandun, e, şöyle diyelim Enahmet abi, o tenis topu gibi sizin... ...atak olarak geri döndüğünde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani Muslera her anlamda rahatlattı. Bir de çok profesyonelce zaman geçiriyor. Yani kalecilik meziyetleri başka Muslera'nın. O topla, onu işte Okan Koçuk Galatasaray yapmaya çalıştı. 6 saniye kuralı. Orada tabii hakem Alper Ulusoy'du sanırım. Onun da iş güzelliği vardı ama işin profesyonellik kısmı... ...Kadıköy derbileri, 14. derbisi... ...onu istatistikler olarak da paylaştım Selahattin abi. 4 galibiyet, 4 yenilgi, 6 beraberlik yani... Bir başka Galatasaray kalecisi böyle bir istatistik yakalar mı bir daha Kadıköy'de? Çok zor. Ya he, Bilemeyiz de yakalayamadığını yakın geçmişten biliyoruz. Kaç 1700 yıl falan sürdü herhalde. Galatasaray, Saracan'da maç kazan, kazanamamak kaç yıl sürdü? Bir 20 sene. E i̇şte yani. Ya, Simo işleri falan yaşayabilmiş midir bu şeyi bilmiyorum. Yok bu kadar uzun süreli seri yoktu hı. ama çok başarılı istatistik. Kadıköy karnesi yani 14. Hı hı. maçında 14 deplasmanda sadece 4 kere kaybetmiş Kale, Kal Galatasaray Mus, ile. Kaleci faktörü çok var. yani mustere, maçların kırılma anı hep kurtarışlar var daha atlama zıplama kalecisi değil. Mesela Nesli'nin bir yer. kafasında Tabii. top top yere gitti fakat Mustera orada bekliyor. Yani o kadar kolay aldı ki topu. İşte birikim belki Galatasaray'daki son senesi artık bilmiyorum ama Son seneye de herhalde 5 e, şey yıldır aynı şey söyleniyor. Bilgi paylaşayım. Şey. Sözleşmesi 1 artı 1 yıllık ama artı 1 opsiyonda en ufak bir ilk 11 dakika şartı yok. Taraflar devam etmek istiyoruz diyecekler öyle devam edilecek. Sözleşmedeki Hı. opsiyonun performans bağlayıcılığı yok. Onu Hı. bilgi olarak vereyim. Sezon sonu durum belli olacak. Ama bu Muslera bir sene daha oynar dedirtti Kadıköy'de. Şimdi e, birazdan Avrupa maçlarını da konuşacağız iki takım cephesinden ama son olarak derbi sonrası Fenerbahçe ile ilgili bir de şunu sormak istiyorum size. E, az önce Selahattin Kanal'ın söylediği gibi bu bir derbidir, olabilir, yol kazasıdır deyip aynı şekilde Mourinho'nun yola devam mı etmesini bekliyorsunuz? Yoksa buradan bazı dersler çıkartıp ilk 11'de sisteminde, formasyonunda... E, ...değişiklikler yaparak mı yola devam etmesini bekliyorsunuz? Evetse neler olabilir, kimler olabilir? Evet. <laughs> ya hocanın bizim gördüğümüz görmemesi gibi, görmemek gibi bir ihtimali yok, görüyor. E, beklentilerini bazı oyunculardan, e, anlık beklentiler zindedir oyuncular. Bazı oyunculardan işte bütün 90 dakikaya yayılan bir performans bekler, o genel bir performans Hı -hı. bekler. İşte o beklentilerin ne kadar karşılandığını bizden daha iyi gördü kendisi. Bence şu İrfan Can'a yaptığı haksızlığa bir son versin artık. Bence kendi bilir. Tabii ki hoca odur. E, e, tepkileri de o göğüslüyor. Eleştirileri de o cevap veriyor. İyisi de ona yazıyor. Kötüsü de ona yazıyor. E, bizim kadar futbolu bildiğini de herhalde hepimiz kabul ediyoruz. E, bu durumda e, onun... Bir sonraki maçta kimle oynuyor Fenerbahçe bilmiyorum. Hemen bakalım. Sahaya Antalya Spor deplasman. Antalya deplasman. Evet. Sahaya atacağı 11'i. Ama ]i... öncesinde Avrupa maçı var tabii. Ee, Avrupa maçları özellikle Fenerbahçeliler için bu sezon özelinde yani şu lig daha önemli bir şey düşündüklerini ben zannetmiyorum. Düşünenler varsa onlara saygı duyuyorum. O ayrı bir şey. Çünkü Fenerbahçe'nin de Türk futbolunda da geleceği şu kestane keçi boynuzu değil yani. Avrupa'da keşke oraya yönelik planlamalar yapılsa. Uzun hikaye. Ben e, Antalya Spor Maçı'nın e, daha çok odaklanılacağını düşünüyorum. Ve Antalya Spor Maçı'nda hocanın sahaya atacağı 11'i gerçekten merak ediyorum. Yani şu Bekao ve İrfancan Can bende bir şeye dönüşmeye başladı. E, bu bende oluyorsa ki tarafsız gözle bakan biriyim yani. Fenerbahçe için e, gece gündüz rüyalarında gören biri değilim yani. Memleketimden başka kimse rüyalarıma girmez benim pek. Ama bir Şinden futbol... Başladım. Memleketim. Hı. Ama bir futbol sever olarak ve emeğe saygıyı hayatının en önemli biri olarak yaşayıp yaşatmaya çalışan biri olarak ben Bekao'ya haksızlık edildiğini düşünüyorum. İrfan Can'a haksızlık edildiğini düşünüyorum. Bazı oyuncuların e, Fenerbahçe'de kadroya alınmasının diğer arkadaşlarına haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bakalım Mourinho, Mert Hakan bütün enerjiyi bozuyor bence. Kendi arkadaşlarını da bozuyor. Ya gerek yok bunlar Mert. E. Kötü oyuncu da değil ha. Sağ, oyunda, oyuna girdi en iyi paslardan birini attı. Hani çizgiden döndü falan. Yani oyuna odaklansa iyi bir orta saha oyuncusu. Ama e, negatif enerji veriyor tabii. Yani da. sarı kart görecekse de en azından sahanın içinde görsün diyebiliriz evet. belki. Kulübede dünyanın rekorunu kırdı herhalde. Evet. Kulübede beşinci sarı kart. Bir de ne olursa olsun yani oyuncuya hedef gösterme değil ama tekrarlıyorum. Abdülkerim'le Çağlar'ın kucaklaşmasına da karışmasın bu kadar yani 90 dakika sağda olan sağda kalıyor zaten. artık Fenerbahçe onu... taraftarının da her şeyin farkında olduğunu görüyorum yani Emre Bölezoğlu konusunda da Fenerbahçe taraftarı her şeyin farkındaydı o zaman bile ee, uzun yıllara dayanan şampiyon olamama stresinin doğru yönetilemediğini bazı görünen gerçeklerin aman takama zarar veririz diye dillendirilmediğini camiye içinden görüyoruz ama Mourinho şu an bu takımın lideri yani gemiyi sana teslim etmiştir. İşte Kaptan köşkünde oturuyorsun yani fırtına, ister Poyraz'dan etsin, ister Kıbrı'dan rüzgar. Ona göre gemiyi yönlendirecek olan, rotaya çizecek olan sensin. Ama tayfalar arasında birisi işte kalamarı toplarken öbürü çayını yudumluyorsa olmuyor yani. Hocanın bir müdahale etmesi lazım çünkü gemi bir limana yanaşacaksa içindekilerin hepsiyle birlikte yanaşacak ya da yanaşamayacak. Ve o geminin kaptanı Mourinho. Mourinho herhalde çıkıp bize şey demeyecek. Yönetim bana dedi ki Tadic'i oynat. Öyle bir şey olmayacağına göre. Ya, Tadic'i de bu arada yani Tadici, e, negatif, ha, Tadici bu arada negatif enerjimizi de çocuğa oynadı, yönlendirmeyelim çok yani. Çok maç da oldu bu arada. Bize göre çocuk bu arada. Yani Sonuçta o da 36 yaşında da. Delikanlıydı. Ona yönlendirmek de doğru bir şeydi Ama işte biz bunları konuşuyorsak konuşturana da bir şeyler söylemek lazım. Yani konuşturan da bir dönüm kendine bakacak. Yani ben gerçekten Fenerbahçe'nin ilk 11'ini Avrupa maçına öne Hoca orada rotasyon yapar şu bu önemli değil. İrfan Can ve Bekao'yu bekliyorum. İrfan Bekao'yu bekliyorum. Ne bileyim belki başka Nesri'yi de o 20 milyon euroluk yedek olmaz. Yani girdi çocuk ve beklerini veremedi. Olabilir ya bunların. Kaçıracak yapacak şey Atmaya yapayım. başladığı zaman da sürekli atacak. Belki onunla başlamak. Ceko, Ceko bana göre şahane bir hamle oyuncusu artık. Yani dünkü eş, eve günkü oyunda gördük bunu. Yani üst düzey oyunlarda özellikle demek ki Ceko başlamamak lazım. Hmm. Maçın 33. dakikasıydı 2 da ee, sarı kart pozisyonu Sanchez mesela başka bir forvet tiplemesi orada madem kart aldıracaksın daha seri gidebilirsin. Topu Abdülkerim'in önüne doğru yuvarlayabilirsin. Yani ağır kalıyor Ceko bunu görüyoruz. Evet. Normal değil. Ee, yani yaşına göre aslında olay e, yani yaşına göre hareketlenmesi normal. Burada Fenerbahçe açısından normal olmayan Ceko'ya bu kadar yük binmesi. Ne olursa olsun Enresi Cenk Tosun daha çok süre almalılar bu rotasyonda. Ve bir de şunu gördük. İsmail ve Fred'in ikisinin birden kötü oyulduğu olduğu herhangi bir oyuna ortak olma şansı yok Fenerbahçe'nin. İsmail Fred maçtavan. hatta Şimanski'yi de ekleyebiliriz. Şimanski sanırım. hep aynı aynı şekilde oynadı. Çok değişik değil. Şimanski de aslında ufak bir form yükselmesi de görüyorum ben. Hı. Ama Fred kötü oldu mu Fenerbahçe'de sorun çözecek e, adam. Bir de, ya sen gidiyorsun Fred'in yetiye yok. Fred'in yediye yok. Gidiyorsun bir bir Mert Hakan daha ya da bir kuruluş daha alıyorsun Sofyan Avrupa. Orada da hata var. Yani. Şimdi, televizyona bakamadım Selahattin abi. Sanchez Jeko'nun pozisyonu fena bir pozisyon değil Frikik olarak mesela. O Frikik'i de sanırım Fred kullandı sollu. Çok bayağı utattı mesela. Orada İrfan Can'ı sağda olduğunu düşün. Ya evet. Yani Şimanskini mesela bir handikap duran toplar. Evet. Daha iyi kullanması gerekiyor 10 numara bölgesindeki oyuncunun. Ee, mesela Fenerbahçe bayağı duran top. Galatasaray çok duran top. çok faal yaptı çünkü. Sarı kartta gördü buna paralel. Duran topları daha iyi kullanmalıydı. Çünkü hani Maksim'in oynatmayacaksınız. Orada biraz Kaan yaptığı faal gibi zaten çok da işin biraz hani Yugoslav faal deriz. Tabii. Ee, basketbol terimi terim olarak. Sarıdan yani. fazlaydı da kırmızı ağır oldu. Bence turunculuk bir hareket Ama şu yani taktik olarak da Galatasaray faal yaptı genelde. Tabii, tabii taktik Ersun faalı. Çok duran top. Yani Hı -hı. orada İrfancan, Can, Tadic. Daha iyi kullanırlardı. Maksimal ve Fred'i gördüm kullandıklarını o duran topları. iyi kullanamadılar. İşte 3-0 geri düşmüşsün. Çift santoralar dön yani en azından. Nesli'yi O kadar abi. duran top kullanılır yani. Seyahatler, bir tane Çağlar'ın kafası var o kadar. O da sonda Çağlar 45'te kafayı vurdu. Mustafa Sanchez kurtardı. bir şeye ee, şey, Devre bitti. Yani maç boyu bulamadı. Ee, bu da tabii Fenerbahçe. Yani Mourinho'nun dersini iyi çalışmanın özeti aslında. Ee, Ezgi geçen sene Galatasaray Ramspark'ta Park'ta kazanırken golü nasıl attı? Kornerden Şimanski hiçbir kullandı. şey kullandı. Yapmadı. Oster, yani o Muslera'yı Yani Le, çok Musler, şaşırtıcı bozdu. şekilde hiçbir şey yapmadım oraya. Yani yani o da, o da %100 çalışılmış bir settir. Çok iyi çalışmış olabilirsin Ezgi Mehmet. Şahane çalıştın kurgusal olarak hocam. Hayır diyor. çalışmaktan ama... bahsetmiyorum ben. Önünde bir maç oynanıyor. Ve yani Mourinho çok özür dilerim ama herkes gibi biraz izledim maçı. Ya evet izledi ama çalışmaktan bahsetmiyorum. Gözünün istediğin... önünde olan bir şeye müdahaleden bahsediyorum. Söylemeye çalıştığım şu Ezgi'ym. <laughs> <laughs> ya kurgularsın, her şeyi düşünürsen ama sonuçta seni anlattıklarını sahaya taşıyacak olan oyuncu. Oyuncunun performansı Galatasaray'ı kötü kötü dedik. Bir Davison Sanchez geldi arka taraf birden toparlandı. Evet. Ya yani oyuncunun yeteneği ve katkısı çok önemli. Kim bilir Mourinho Tadiş'te neler bekliyordu. Hiç e tamam olmadı. erkenden i̇şte, yapacağı bir değişiklik saha içindeki oyunculara da bir mesaj olmayacak olabilir, mı? Olabilir bir şey demiyorum. Hoca ama. bizden başka bir şey bekliyor bu hamleyle gibi. olabilir ama ben zaten bunu devrede yapmadı. Devrede yapmadı var. Selahattin abi. Devrede tekrarlayayım ben savunma orta saha üç 3 değişiklik yapardım. Öyle Hı. bir maçtı. Ben... Yani Galatasaray Fenerbahçe'nin geçmişte çok var. Katılıyorum. Futbol yaşıyoruz. 2-0'dan yine taraftarı çağırdı ama yani çok o enerjiyi vermedi. 3-0'dan sonra penaltı golüne bile doğru düzgün sevmedi Fenerbahçe. Yani bir maçın, şey söyleyeyim. Maçın dönmeyeceğini çok erken hissettiler. Niye olmuyor bu işler artık biliyor musun? Taraftarla bütünleşme işleri çok olmuyor. Millet geliyor maçlara elinde şey cep telefonu, selfie, kornel atılıyor kendini çekiyor. Herkes kendi hikayesinin peşinde artık. Takım bakım evet güzel. Böyle gidelim hafta 15 günde bir haftada bir bir Kadıköy seyahati yapalım, eğlenelim, gülelim filan, paylaşalım Kadıköy çarşıda yemeğimizi yiyelim. Bir sosyal faaliyete dönüştü fazlasıyla. Elbette ki spor bir sosyal faaliyettir ama Fenerbahçe tribünlerindeki bu çözülme çok hızlı oldu bana göre. Çünkü Kadıköy İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Ziyaretçisi çok oluyor. Ben stada gelenlerin büyük bir çoğunluğunun ziyaretçi olduğunu düşünüyorum artık. Biletleri de pahalı. Gariban Kadıköy'deki işte simitçi kardeşimiz ya da berber arkadaşımız kolay kolay gerçek Fenerbahçeli yani bilet alıp maça gidemiyor. İşte bandırmadan e, baro başkanının kızı geliyor <laughs> oğluyla birlikte filan. Ya yani o tür şeyler oldu. Taraftarın e, izleyici kısmının arttığını Taraftar sayısının azaldığını düşünüyorum. Bu sosyal medya tribünleri de vuruyor. Evet ki büyük maçlardaki karaborsa ile birlikte genelde yurt dışından gelen taraftarları satılan birileri de görünce geldi. aynısı. Peki, elenmesinin Olabilir. sebeplerinden biridir yani Sparta oyunu mesela. Peki. Şimdi iki takım hafta içinde Avrupa maçlarına da çıkacak. Galatasaray PAOK'la karşılaşacak. Fenerbahçe'de Union saint Jules'la mücadele edecek. Şimdiden tabii ki başarılar dileyelim. Mehmet bu iki karşılaşmaya dair e, senden bir değerlendirme rica edeyim. Tabii Galatasaray'ı konuşurken e, 11'de takımda ne gibi değişiklikler olabilir? Biraz bunlardan e, da istersen e, bahsedelim. Muslera e yok. 3 maç cezalı. E, Young Boys rövanşındaki kırmızı kart ki 3 bence iyi bir ceza o. Sportmenlik dışı hiç yakışmayan evet. harekete 4-5 de çıksa ben şaşırmazdım. Çünkü golün ardından Muslera'ya e yakışmayan bir reaksiyondur. <laughs> Günay koruyacak kaleyi. Hatta o yüzden de Batuhan Şen geçen iki sezonda Karagümrük ve Gaziantep e kiralıktı. Altyapı kontenjanından kadro tutuldu. Kiralık verilmedi. Bu üç maçta Güney'in yedeği olacak. Ziyeş yine olmaz. Tedavisi yeni bitti. Hafta sonu İstanbul'a dönmüştü. Aynı kadroyu bekliyorum. Yani Mustera'nın yerine Günay, onun dışı Kadıköy'de kazanan kadroyu Pavok karşısında da kullanır Okan Hoca. Dün izin yapmıştı takım. Bugün antrenman yapılacak. Icardi'nin bu kez süre almasını bekliyorum. Hı hı. Maçın ikinci yarısında muhakkak. Çünkü hani Ossümen de işte oynadığı iki maçta hep son dakikaları gördü bakarsak. Şalay'ı zamanı ihtiyacı var. Hemen uyum sağlayamaz. Şu an Barış, Yunus, Mertens çok etkili oldu. Şalai Avrupa'da kullanamıyor. Lig için de bence bekleyecek. Hı hı. Biraz bu anlamda hani Galatasaray'ın ekonomik kullanması olmayacak oyuncular. Belli oyuncular devam etmek durumunda. Defansa değişiklik beklemiyorum. Artık hani Burada şu bir tabii Galatasaray açısından iyi gittiği için çok dile getirmiyoruz ama 9 milyon euro yapılan, yatırım yapılan Yelak nasıl ki demin Selahattin maçı anlatırken Tadiç karşısında çok iyi durdu, sert durdu dedi. Tam tersi Cengiz Ünder'den bile omuz yiyen bir oyuncu Yelak bakarsak yani o fiziksel ...güçsüzlüğüyle uzun vadede de ben Galatasaray'da çok kalıcı olmasını beklemiyorum. 9 milyon verdin kalıcı değil. O Hoca yani Şu an Kaan Ayhan'ı kullanıyor. Yani Kullanmaya şimdi sonuçları iken bu konuşulmuyor ama birkaç kez de ...evet bu ciddi bir hmm, sorun doğrudur. olarak yani, Galatasaray'ın karşısına çıkar. Şimdi kadroyu böyle düşündüğüm zaman olması gerekenin ne olabilir? İnşallah iyi arada Yunus'un bölgesinde. O da Avrupa'da mümkün değil. Çünkü oyuncu 3 Eylül evet. sonrası transfer edildi yine Kadıköy'de sahaya çıkan oyuncu grubunu izleyeceğiz. Ezgi yani burada ne olur? Muhakkak maçın ikinci yarısı Icardi'nin süre almasını bekliyorum. Berkan, Kerem, Demir Demirbay bu tarz oyuncular gelecek. Şu an işleyen sistem zaten Okan Hoca genel tarz olarak da kazanan takımlarda çok oynamayı sevmiyor. Oynayan, iyi oynayan oyuncu devam etme taraftarı. Pavok maçındaki 11'de tekrarlayalım. Kadıköy'deki 11'den Mustere'yi çıkartıyoruz. Güney'i koyuyoruz. Onun dışı aynı oyuncu grubu. Osman yerine Batşuay'ı. Ee, osimen oynayacak. Osman'ın ismi liseye bildirildi benim bildiğim kadarıyla. Onu ekip arkadaşlarımız. Yok yorgunluk dedin ya o yüzden. E, yorgunluk acaba... değil ayrı. Osman devam eder bence. Ee, orada... Bir de Batşuay'la acaba bir hani Avrupa'da öyle ligde Bu böyle şöyle, gibi bir... Şu, şu da olabilir. Osman'la Mertens bir ikiliysen Napoli'den de birbirlerini bilirler. Batşuay'a diye dönebilir maçın ikinci yarısında. Sonuçta yani üç günde bir maç temposundan bahsediyoruz ve haftaya da e, bu sefer Letonya deplasmanı var diye biliyorum. Yani 3 günde bir maç e, temposuna girdi Galatasaray. Ama Batşah ile başlamaz diyorsun. Yani. Bence, bence başlar. başla. Bence o Simen'le başlayacak. Bence Batuşağ ile başlar. Okan Hoca biraz da psikolojisini düşünerek. Keşke başlasa bu arada. Ben hı. hiç itiraz etmem. Ben her zaman oyuncu kazanılması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bir başarı hikayesi olacaksa orada 12. 13. 14. oyuncuların da çok payı olacak. Çünkü halleri hoşuma gitmedi <laughs> <laughs> Sinirlenmiş. Şu an tamamen ilk 11 Galatasaray'ın iyi bir 11'i var. Onun dışı hani oyuna sonradan gelen isimler Berkan birkaç maç fena iş yapmadı oyuna sahadan girer. Demirbay de iyi. Biraz daha ama yani Gab Toraylılı, Saralı, Mertens yapı kolay kolay bozulmaz. 4-2-3-1 sistemi hala devam ederiz yani evet. izleyicimizin aklında soru işareti Peki hızlıca kalması. bir Fenerbahçe sen Jiloas'la ilgili de yorum alayım senden. Sonra dönüyorum. Fenerbahçe'de benim bildiğim kadarıyla Oğuz Aydın, Levent Mercan orada da isimleri UEFA listesine evet, oyuncular de. var. Geçen sene İsmail Kartal rotasyonu güzel yapmıştı aslında. Aslında biraz aklımız Batu Şahı o yüzden gitti. Lig'de Ceko. Avrupa'da Doğru. Batu Şahı oynuyordu. Bence doğrusuydu aslında bu. Galatasaray'da da keşke Batu Şahı bu anlamda kullanılsa ama Galatasaray'da öyle olmayacak. Fenerbahçe'de de Galatasaray derbisinin Getirdiği e, ağır tahribat diyelim. Avrupa'da bir şekilde e, telafi edilmeli. O yüzden de El Nesri, İrfan Can, direkt olarak 11 başlamasını bekliyorum. Peki. E, Avrupa maçında. Selahattin Kınalı iki maçla ilgili sizden de bir değerlendirme. Fenerbahçe, Julos'ta geçen sene de mi oynadı? Eledi. Evet. Güzel maçlardı. Burada yenildi hatta. O takım iyi takım. Hala koruyorlarsa kendilerini. İyi takım ama diyorum ya Fenerbahçe'nin temel motivasyonu Lig şampiyonluğu. Hani orada yeni bir şey. Ya sevinirsin, çocuklar sevinir özellikle. Ama yenilse de çok fazla kafayı takacaklarını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Temel motivasyonu 11. yılda şampiyon olabilmek. Galatasaray'ı 5. yıldızı taktıramamak belki hı hı. bu daha büyük motivasyonlar. Hani biz olamıyorsak o da olmasın noktasındadır muhtemelen Fenerbahçe. O yüzden e, kadro olarak, kalite olarak daha önde olduğu bir takım rakibi ama işte rakiplerinin senden fazlası takım olmaları, hı hı. takım oyunu oynamaları her zaman için sana bir sürpriz yapma ihtimalleri var tabii geldiğimiz nokta itibariyle 10 yıl 15 yıl önceye göre düşünürsek Belçika takımının Türk takımını yenme ihtimalini sürpriz olarak bahsetmemiz de bizim ironimiz futbolumuz daha da geriye gitti ama bütçeleri öyle büyüttük ki Belçika takımının aklına bile getiremeyeceği maaşları veriyoruz oyunculara. Herhalde Senjulo'nun toplam maaşı Eceko'ya -E verdiğimiz kadardır ya da Icardi'ye evet. verdiğimiz kadardır. Peki. Şimdi Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Yine Süper Lig'e dönelim. 6. haftanın kapanışını Bordo Mavililer yapacak ve artık bir galibiyet aranıyor. E, Trabzonspor cephesinde elbette Selahattin Kınalı nasıl bir maç bekliyorsunuz bu akşam? Dün yayıncı kuruluştan spiker arkadaşımız bir gaf yaptı ama genç adamlar olur öyle şeyler. Maç bitimi dedi ki artık ligde iki tane namalı takım kaldı. Türkiye ilgini kastediyor. Göztepe ile Trabzonspor biliyorsun Kırım Ligi'nde mücadele ediyorlar. <laughs> Şimdi Kırım Ligi'nde bugün içi içim asla birini Trabzonspor'la Antep ile Trabzonspor oynuyor. Antep zor durumda. E, ee, Spiker Akdemir biraz daha dikkatli olsun kardeşimiz. Heyecanla söylemiştir de O da biliyor yani doğrusunu. Antep zor durumda. Trabzonspor zor durumda. Şenol Güneş 2-0'dan 2-2'nin zar zor kurtarıldığı bir maç sonrası aslında normalde hoca biraz gevşemiş olması gerekir. Fakat hoca Trabzon'un ne anlama geldiğini gayet iyi bilenlerden birincisi belki birincisi olduğu için öfke kustu. E, tabii şeyle, edepli cümlelerle yaptı bu işi. Takımın yetersizliklerini hiç çalışmadığını söyledi bize. Giren çıkan oyuncuların verimsizliğini, arkadaşlarımla tek hücumdayken bir yanlış pasta kalemizde gol gördüğünü falan hepsini anlattı. E, ve şunu da söyledi. E, bu sisteme uyan uyar uymayan gider. Onu söylüyor hoca. Devre arasında Trabzonspor'da epey değişiklik olmasını bekliyoruz ama devre arasına kadar da bu kadroyla gideceksin. Her şeye rağmen kadroda e, yetenekli ayaklar var. Ben çok e, üzerine gidildiğini düşünüyorum Draguş'un. Draguş e, rot balans ayarı yapılmamış, e, yeni lastik değişimi yapmış bir yarış arabası gibi. Rot balans ayarı yapılmadığı için çat 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 çat, çat sesleri çıkıyor. o tıpkı Burak Yılmaz örneğinde olduğu gibi Dragoş'tan da e, her pozisyonda gol atabilen, seri halde gol atabilen bir oyuncu çıkarabilir. Zaten bu yıl benim beklentim öyle bir şey. Birkaç tane de genç adamı e, takımın içine katıp kazandırıp Cihan'la da mesela Şenol Hoca'nın elini değmesini bekliyorum. Önümüzdeki sezonun ve Türkiye Kupası'nı bu sefer kazanmaya odaklanmış bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum ben. E, ve fakat dört maç oldu. Mağlubiyeti olmasa da galibiyeti de yok. Bugün bir 3 puan olacaktır ama karşında da aynı sıkıntıları çeken koskoca bir Gaziantep şehrinin temsilcisi var. Onlar da bir çıkış arıyorlar. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak yani bu akşam için. İnşallah hak edenin kazandığı bir oyun olur. Ama 5'te 5 beş olur mu beraberlik? Evet namı olup seyrisini sürdürmek de önemli yani. Evet. Ben Trabzonspor galibiyeti bekliyorum çünkü Gaziantep'i beğenmiyorum. Gaziantep çok düşüşte. Trabzon'da muhakkak reaksiyon göstermeli. Kayseri maçı e, Banza işte ismi yani daha doğrusu transferi o dönem geç gerçekleşen erteleyen <laughs> maçıydı. Oynayamayan isimler oldu Kayseri'ye karşı. Bu arada Kayseri maçında da çok pozisyon verdi aslında maçın hakkı Kayseri Spor'un diyebilirim. Iki sıfır i̇lk yarı 5 olur ya. Kayseri şey ilk yarı kaybetti. Boğa sanırım bir tane oyuncusu çok böyle cömertçe fırsat. Şimdi yani. de ben senin lafını böleyim. <laughs> Benim lafım bölersin. <laughs> Kayseri maçı sonrası Burak Yılmaz da Kayseri'nin hocası. Tribünlerin arasında bir gerilim oldu Bırak karşılık veriyor. Ya bırak bırak hoca Sevgili Burak Yılmaz biz seni biliyoruz. Benim bu şehre yanlışım olmadı Bunlara gerek yok ya. Sen gayet iyi hocalık yapıyorsun. Takımı gayet iyi yazılıyorsun. Oradan devam et. Seni bilen biliyor. Herkese de cevap verilmez ya yani. biri sinirle birileri bir şeyler söyler. Bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş maçında Mert'in kaleci Beşiktaş kalecisi Mert'in Mert'e yönelik küfürlü tezahürat edilmiş. Duydum bunu böyle buz kestim yani. Annesine yönelik küfürler. o zaman Mert'e küfreden e, güruha sesleniyorum. Uğurcan'a küfür ettiğiniz zaman niye zorunuza gidiyordu o zaman? Niye protesto ediyordunuz Beşiktaş stadında? Yapmayın bunları. Bunlar çok küçültücü pozisyonlar. Kendinizi bu duruma düşürmeyin. Bunun Beşiktaş'ı, Trabzon'u yok. Oyuncuya yönelik Küfür edin ya oyuncu. Küfür mü yok? ya yani. Ayağının tarağının düzelteyim falan. Bir şey söyle yani. Nedir? Anneyi babayı karıştırıyorsunuz. Etmezseniz daha iyi olur diyelim. He. Mehmet devam edin. Gaziantep'i. Düzeltiniz dedim zaten. Gaziantep'i geçen hafta Galatasaray karşısında izledim. o Selçuk Hoca'nın işi zor. Geçen sezonda son anda kümede kalmış. E, düşme kalma maçı oynamışlardı. Karagümrük'le o maçı kazanıp kümede kalmışlardı. Geçen sene düşebilirdi Gaziantep. Bu sene o tehlikeyi daha fazla hissedecek. Geçen sene çünkü ee, Rumen kalecisi Nitsu sanırım ve Dragur. İkisi atanı ve tutanı iyi olduğu için kümede kalmıştı. Bu sefer de öyle bir oyuncu grubu gözlemleyelim açıkçası Gaziantep'te. Ee, Furkan sonradan gelip çok e, kuşka kuçka golü attı evet, Selahattin Gol at. Ama Trabzonspor artık bence Şenol Güneş'le bir beyaz sayfa açtı. En azından hücumda daha iştahlı. Vakayeme geçen hafta Kayseri maçını çeviren isim oldu hala. O bazı şeyler kaldı. kalmış. ön tarafta hiç sorunu yok Mehmet. Vakayemin <laughs> arka taraf sorunlu. Kayseri geri çekildiysin. <laughs> arka taraf diye bir şey dert kalmadı zaten. Yoksa Vakame sihirbaz gibi adam. Onun karşısını yürüme çok zor. Sola giderken sağa gidiyormuş gibi yapıyor. Neresinden tutacağını şaşırıyorsun. Ya faul yaparsın ya ne yapacağını seyredersin. Şimdi ama o sisi kadroya bile almamış önce. Sebebini bilmiyorum. Bir de ister Bak, istemez, başlayacak. Şu değil mi? soruyu soruyorum Selahattin abi. Trezege Şenol Güneş öncesi ee, kadro tutsaydı. Çünkü tam Abdullah Avcı'nın son döneminde sanırım gönderildi Katar'a. Bence Şenol Hoca kullanır Trezege'yi. Şimdi Orsic'i, şeyi görüyoruz o bölgelerde böyle kenar forvet. Şenol Hoca'nın bence isteyeceği bir profili Trezeguet. Trezeguet mahalle topçusu bana göre. Yani mahalleliği sevindirecek sevdirecek, futbolu izlettirecek bir adam. Şenol Hoca'nın rahliye tedrisinden geçince elbette kendini bir tık daha yukarıya taşıyabilirdi. Sonuçta bu oyuncu 40 ayrı kritere göre seçim yapılan Premier Lig'e evet. seçilmiş bir oyuncu. Bu arada bir son dakika değil. gelişmesi Adana Demirspor'da bir teknik direktör ayrılığı. E, 6. hafta itibariyle teknik direktör ayrılıkları başladı ligimizde. E, Valaknis ile yollar ayrıldı. Korendon Alanya Spor'a 2-0 mağlup olmuştu. Adana Demirspor ve... 2 oldu değil mi? İlk hataydı. Özcan Pulat yerine Rıza Çalınbay. Abdullah Avcı. Abdullah Ciyot. Avcı'yı unuttuk doğru. doğru. <laughs> Bayağı ha, oldu. Niyeyse sanki şimdi başlamış gibi düşündüm. Benim hatam <laughs> özür dilerim. Çok sızın bir şey. Şenol Hoca çok yavaşlıktır Avcı'nın onunla. sanki doğru başlamış ya. Direkt başlamış gibi düşündüm ben. Doğru. yine baş. Altıncı hafta itibariyle 3. o zaman öyle söyleyelim. Valla atladığımız var mı başladım. acaba? Bak, hep Bilemiyorum hiç. ki bazılarını gerçekten takip etmek <laughs> zor oluyor. Bu İskoçya Ligi'nde daha çok hoca değişimi olur. <laughs> Çare o değil ki. Diyoruz ya birinin bütçesi üç, 300 milyon euro, birinin bütçesi Bodrum Spor'un bütçesi 8 milyon euro. Galatasaray'ın 300 milyon euro. Hadi yaşasın futbol rekabetimiz. Peki. Kargalar e... yok değil mi? Devam edelim Trabzonspor'dan. Bu, Banza performansını merak ediyorum. Beşiktaş'a e karşı e, yoruldu maçın ikinci resmi. Beşiktaş'a e karşı herkes savunmadaydı. E, ondan yani, biraz daha test maçı olacak aslında Tabii. E, abi. Ben Maxim dışında Gaziantep'te ne oynadığını bilen bir oyuncu göremedim geçen hafta. Ne yani Maxim iyi yetenekli. Geçen barışı. sene Mustafa Eskeller çok iyi işler yaptı orada. Şimdi kadro dışı. Trabzon'la mı görüştü? Trabzon Mulagalı'dır. Malaga'ya bağlı bir köy Malaga adı çok geçti. Serdar Bali abimiz eski oyuncu çok önerdi onu Trabzonspor'a. Sonra çocuk bir anda kadro Malatya dışı. Malatya çıkışlı. Ya şey değilse Gaziantep bir an önce kadroya katması lazım Mustafa'yı. Çok enerjik, çok katkı verdi geçen sene. bu, e, böyle bir bilmiyoruz tabii içeride neler olduğunu. Ama dediği gibi Mehmet'in Maksim'den başka aklımıza doğduysa oyuncu gelmiyor. Ya yani Mbakata girdi. Fena şey ama orta sahasındaki oyuncu fena değil ama kadro kalitesi zayıf Gaziantep'in. Yani onu söyleyebilirim. Bir, Mesela Rize Galatasaray 5-0 kaybetti. Gaziantep 3-1 ama Rize'nin oyuncu daha grubu mi? daha iyi. Onu evet. vurgulamak istiyorum aslında izleyelim kadarıyla. Trabzonspor'un muhtemel 11'ini de bir rica edelim arkadaşlarımızdan. E, acaba sahaya kimlerle çıkacak Şenol Güneş? Şöyle bir görelim. Uğurcan, Malero, Serdar, Densvil, Eren, Okay, Mendi, Çam, Cihan, Vakeme, Banza, Selahattin Kınalı. Var mı beklediğiniz bir değişiklik? Bu 11'i mi beklersiniz? Valla Çam'ı ilk 11'de hoca sahaya atar mı bilmiyorum. Sonuçta e, bir hafta boyunca çalışan onlar. Bir haftada olmalı ya gerçi. E, bilemedim. Nasıl, yani buradaki, Serdan, soruyu, sakatlıktan buradaki soruyu dolayı ben sana zaten sorayım Seyhatin abi. Lunsran var, Ozan Tufan var. Umut Gümekçi saymıyorum. Sence, yani nasıl şimdi Galatasaray'da ezbere sayıyoruz değil mi? Toreyra, evet. Sara, e, Merten, Mertens, Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta ezbere sayıyoruz işte. Nedir? Musrati Jeston, Rafa, Silva, İsmail Fred, Şimanski. Trabzonspor'un ideal merkez düşüşünü sayabilir misin rica ederim. Sence kim olmalı? Çünkü çok var denk Bence Önce Mendi Okay'dan biri olmalı. Hoca hangisini seçerse. Ön, Trabzonspor. Ya Selçuk Olman iki önlü bir ısık şekliyle oynayacaksan tamam ama bak burada ikisi de yok. Ne Selçuk var ne Kolman var. Ya da Çok altın numara tek yakın var. oyuncular. Evet. Ben Lundström'ı hoca sağa atarsa şaşırmam. Hoca isimlere bakmaz. Ee, yok buna 50 milyon verdiler, buna 48 700 verdi. Onlara bakmaz. Antrenmanda kim hak ediyorsa onu atar sahaya. Lundström oyunda oyuna girdiğinde biraz fark gösterdi, etkisi yaptı. Yani Çam, Cihan'ın ikisi birlikte 11'de olursa değiş, değişerek oynayacaklarını düşünüyorum. Ama Dragos'suz bir Trabzonspor olmaz. Ya yani bu kadroda cezası yoksa Şenol Hoca'nın ondan vazgeçtiğini de beklemiyorum. Vizca cezalı. Vizca cezalı onu anladım. Ama Başka Draguş, draguş işte. varken Draguş'i sahaya atar hocam. Kimi kenarda tutar bilmiyorum. Tik önlü libero ile mi oynar? Çift önlü libero ile mi oynar? Buradaki fark şu Ezgi. Beşiktaş maçını kıyaslarsak öndeki dörtlü Banza dışında yani Banza'nın arkasındaki şu tamamen değişmiş oluyor. O maça Vizca, Bardi, Orsic başladı. Doğru hatırlıyorum değil mi? Şimdi evet. tam tersi bir üçlü. Bardi'yi de Bardi'yle de başlayabilir hoca. Yani Çam bir şey göremedik henüz. Daha doğrusu değerlendirebilecek kadar göremedik. Kötü iyisinde değilim. Ee, birkaç üst, üst işte kalık süreler aldı. Ben bir şey Şenol Hoca, yapamadım. Draguş dedin ya e, Seyahatler. Ben e, Bardi'nin de Şenol Hoca'nın dokunabileceği bir oyuncu profili olduğunu ve Bursa Spor'da hatırlıyor. Josue'si. O profiline fizik evet. olarak çok güçlü olmayan Çabuk. O, o, oyunculardan bir de Bardi geçen sezonun bence ikinci yarısı Trabzonspor'un e, Trezege ile birlikte 2-3 ayakta kalmış. Ona şurekli. Oyuncusundan biriydi. Bence kıpırdadı. Kıpırdadığı için de bu sezon bu kadar yabancı gönderilmedi bence. Şunu yapıyordu Şanol Güneş. Yani tanıyorsak biraz ki tanıyoruz hep. Trabzonspor'un e, şimdiden Şanol Güneş önümüzdeki yılın kadrosunu inşa edecek. Ona göre önümüzdeki yılda kadroda tutmayı oyuncular üzerine yoğunlaşacaktır. İşte biliyoruz ki işte Cihan bunlardan biridir. Bardi ile e, ne bileyim e, Lundstrand filan. Bunları önümüzdeki sorunun için düşünüyorsa bir şey diyemeyiz. Oynatırsa zaten düşündüğünü varsayacağız. Ama ben e, önlü libero olarak tek önlü libero ile oynarsa e, Lundstrand'ı oynatacağını düşünüyorum. Ama o, ola ki Serdar'a güvenmez. Mendy'yi yine stopere çeker. Onu da bilmiyoruz. Göreceğiz. Peki. Ama drag uçuşu tarafından spor olmaz fikrimde. Bakalım. Sonuca göre yarın daha detaylı değerlendirmeler yapacağız. Değerli izleyenler süremizin sonuna geldik. Selahattin Kınalı teşekkür ediyorum. Mehmet Özcan teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.